Efendim herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hisse Check-up yayınına arkadaşlar. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Evet, güzel bir gündü. Herhalde negatif başladık ama güzel, pozitif kapattık. İnşallah sizlerin de hisseleri yeşil olmuştur. İnşallah sizler de güzel, sevinerek bir akşam etmişsinizdir. Ama günlüklere çok takılmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz. Borsa bu. Günlük değerlendirmemek lazım. Hiçbirimiz yani borsayı esnaf mantığıyla bakmıyoruz. İşte bugün kazandık, yarın kaybettik falan gibisinden. Hepimizin kısa orta vadeli hedefleri var ve bu hedefler doğrultusunda işlemlerimizi yapıyoruz, hisselerimizi alıyoruz ve inşallah sonunda da para kazanıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım aramızda kimler var? Bir hoş geldiniz diyelim. Mehmet Akif Bey burada. Hoş geldiniz Sayın Mehmet Akif Bilgin. Hocam, üstadım ilk olarak Albaraka analizi yaparsanız sevinirim. 21'de toplantım var. Pekala, Mehmet Akif Bey ilk olarak Albaraka'yı listemize aldık. Seyit Ahmet Ünal. İlk beğeni benden olsun. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Sayın hocam hoş geldiniz. Bera istiyorsunuz. Pekala, Bera'yı da listemize alalım. Turgay Bıçakçı. Turgay Bey hoş geldiniz efendim. Sizler de. Kale kim istiyorsunuz? Pekala Turgay Bey. Herhalde daha önceki yayınlardan tecrübe edindiniz. Hemen ilk gelir gelmez hissenimizi yazalım dediniz, öyle mi? Kale kimi de ekledik efendim listeye. Evet, Ferhat Bey aramızda. Sayın Ferhat Taşdemir hoş geldiniz. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Algeo. Pekala, Algeo da ekledik efendim listemize. Evet, Uzay Bey burada. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Nazip Bey hoş geldiniz siz de efendim. Hayırlı akşamlar. Yorumunuzu gördüm Nazip Bey. Ben de bir yorum yazdım altına. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz beraber. Evet. Başka kim var? Hocamızın eğitimleri ne zaman başlayacak? Valla biraz sayımız oldu. Muhtemelen haftaya ilk eğitimimize başlarız. Gününü ve saatini ben belirtirim zaten sizlere. Katıl butonuyla katılan arkadaşlara. İnşallah orada ilk eğitimimize beraber olmuş oluruz. BTK SSM. İyi akşamlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Mehmet Aydın. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasıl gidiyor yayınlarınız Sayın Mehmet Aydın? Kanalınız görüyorum maşallah günden güne hem abone sayısı artıyor hem de katılımcı sayısı artıyor. Biz de arada bir dün sesli yayında da biraz bahsettik sizin kanalınızdan. Hem de arkadaşlarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Umarım yakın zamanda hedefinize ulaşırsınız siz de Mehmet Aydın Bey. Evet. Güzel bir hizmet. Hem teşekkür ediyoruz hem tebrik ediyoruz. O Mehmet Aydın'sınız değil mi siz? Heh, tamam harika. Ben şimdi isim benzerliğinden karıştırmayalım da sonra. Sana Mehmet Bey diyormuş hocam, ne yayını ya, ne YouTube kanalı, benim haberim yok bir şeyden demeyin de. Peki çok güzel. Sayın Hakan Kirman hoş geldiniz. Efendim siz de hayırlı akşamlar. Başarılı keyifli yayınlar demiş. Sağ olun var olun eksik olmayın. Sayın Vedat ADS hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Enka istiyorsunuz. Hemen Enka'yı da listemize alalım. En kaydı ekledik efendim. Evet Nazif Bey erken olacak ama içimizden bir beğeni atmadı demiş. Vedat Bey siz mi atmadınız beğeniyi? Bu ara Mehmet Bey ben de günlük sizin yayınıza bir kere giriyorum. Beğeni atıyorum çıkıyorum. Kanalım olarak da zaten abone oldum. Kendim böyle birkaç gündür böyle şeymiş gibi görev giymiş gibi aldım. Hatta bazen siz yazıyorsunuz. Ben bazen geç görüyorum. Kusura bakmayın. Sonra dönüş yapıyorum. Ama giriyorum. Beğeni atıyorum. Ondan sonra tekrar çıkıyorum. Yayına devam ediyorum. Evet. Pekala arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım. Arzu ederseniz. Ses de görüntüde bir sorun yoktur umarım. Önce biraz endeks bakalım. Borsa İstanbul bugün ne yaptı arkadaşlar? Negatif bir açılış aldık biliyorsunuz. Sonra tabi sabah yayında demiştik açılış acemiler kapanışı ustalar yapar diye.
Sonra yukarı attı. Şort açanları böyle bir ters yaptı önce. Fakat zikzaklı bir hareket vardı arkadaşlar. Gün içerisinde ben de işlem yaptım. Hem aşağıda şort açtım hem yukarıda açtım arkadaşlar. Günün sonunda şort işlemi kârla kapattım ama kapattım. Kalmadı. Neden? Çünkü şu saat 17'deki mum saatlik ortalamayı deyip tekrar yukarı attığını görünce herhalde kırmayacak dedim ve saatlik ortalamayı kırmayacağını düşündüğüm için, yukarıda kalacağını düşündüğüm için arkadaşlar biz de şortlarımızı kapatmış olduk. Çünkü şu anda long bölgede. Yani şortta durmanın da bir manası yok bu noktada. Yani endeksimiz hareketini sürdürüyor yukarıya doğru. Biz şunu silmiştik, hala burada duruyor. Yukarıya doğru hareketini sürdürüyor arkadaşlar. 1411 seviyesinin üzerinde kalıyor olması önemli demiştik. Hem dün kaldı hem de bugün kaldı. 2 gün üst üste kalıyor olması önemli. Eğer ekstra negatif bir süreç olmazsa biz yarın da pozitiflik seviyesine devam edeceğiz. Yani endeksimiz şurada başta Fibonacci %50 seviyesi olan 1422 ilk hedef olmak kaydıyla, ki bugün burayı gördü, orası direnç olarak çalıştı ve tekrar altına geldi. Hareketini yukarı doğru sürdürecektir kanaatini taşıyorum arkadaşlar. Evet, Oral Sivrikaya efendim, hoş geldiniz kanalımıza, yayınımıza. Birici yatırım istiyorsunuz öyle mi? BLCYT. Ekledik efendim onu da listemize. O zaman ilk listemize başlayalım. Mehmet Akif Bey'in toplantısı varmış. Bu nedenle hemen ilk listemize başlayalım arkadaşlar. Neydi ilk listemiz? Albaraka. Evet, kaydımızı da başlatalım. Evet, ilk listemiz arkadaşlar Albaraka. Albaraka ile başlıyoruz. Bakalım bizde kayıtlı grafiği var mı? Varmış. Albaraka Türk. Pekala. Hemen check-up'ına geçelim arkadaşlar buradan da. Evet Mehmet Akif Bey, aldınız mı, alacak mısınız bu hisseyi? Nedir durumunuz burada? Diğer yayınlarım hep arkasında böyle fon müziği olunca arkadaşlar, böyle check-up yayınında fon müziği yok. Böyle sessizmiş gibi oluyor ortam ama almadınız henüz. Evet, peki. Koray Kayıp, Karıp, hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar dileyelim. Samet Ak, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. BTK SSM Tekfen. Tekfen'i gördünüz mü? Gördük mü? Bilmiyorum. Hocam mümkünse ben de Vertu istiyorum demiş Nasip Bey. Tabii ki efendim. Vertu'yu da ekleyelim hemen. Yani Sayın BTK SSM, Tekfen'i gördük mü bilmiyoruz ama isterseniz ekleyelim diye bakalım. Yaşar Karagöz efendim, hoş geldiniz. Abi merhaba. İSGY'ye bakar mısınız? Listemizde yerimiz var hala. Yaşar Bey, bakalım. Hoş geldiniz kanalımıza da. İSGY'ye o. Tamam. Şimdi Albaraka'da arkadaşlar kimmiş malın sahibi? Gedik var, bizim menkul var, Ak Yatırım, Vakıf, Emeklilik Fonları şeklinde devam ediyor. Yabancıyı görüyoruz burada, 0.48 Deutsche Bank'ta görüyoruz. Philip Capital var 0.26 oranında. Peki para giriş çıkışlarında durum nedir? 12 milyon, yaklaşık 13 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar Albaraka'ya. Hissenin fiyatı şu anda 1.79. Kimler almış? Yılbaşından bu yana %8'lik bir prim kaybı var. Geçen yıl %26, %27 civarında bir prim yapmış bu bölge Albaraka. Gedik var. Alanlarda 1.65, 1.55, 1.53 şeklinde devam ediyor. BGC Partners'ı görüyoruz arkadaşlar burada. 5 milyon civarında bir girişi var. 2 milyon Credit Suisse net bir alım yapmış. 1.55 maliyetle. Fakat Bankop bu tarafta kalmış arkadaşlar. Kapital de bu tarafta kalmış. Yani hisseye bir para girişi var, bir hareketlik olacak gibi duruyor, beklenti de oluştu sanki. Çünkü özellikle şu BGC Partners ve Credit Suisse'in alımda kalıyor olması önemli. Tabi az lotlar var burada, biraz daha fazla lot almaları gerekiyor. Bu nedenle şey yapması lazım. Evet, biraz daha lot alması, toplanması lazım. Evet, BTK sizi Tekfen, ha özür dilerim ya, tamam, çok özür dilerim, Tekfen'i şimdi gördüm.
Tamam, kusura bakmayın. Üstteki notunuzu okuyamamışım, alttakini okumuşum. Sayın BTK SSM, özür diliyorum sizden. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar istatistiklerine. Eylül ayında %12 oranında prim yapmış. Ekim ayında %8 oranında prim yapmış. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde zaten yılbaşından bu yana %8'lik bir prim kaybı var. Yani şu %8'i yapmasa %16 prim kaybı varmış. Yarısını burada toparlamış Ekim ayının başından bu yana. Geçen cumadan bu yana arkadaşlar. PDS 0.39, FK'sı 9.49, halka açıklığı %20.18, net karı 13 milyon. Check-up'ı güzel arkadaşlar. Check-up hoşumuza gitti. Fena değil. Zaten daha önce de bakmış olduğumuz bir hisseymiş. Ve bakın arkadaşlar grafiğimize bakın. Çizmiş olduğumuz direnç bölgesine gelmiş. Değmiş ve buradan arkadaşlar ha tamam ben bu hisseyi hatırladım. Tamam. Mehmet Akif Bey bu hisseye bakmıştık ve ben o zaman sonra bir daha izlediğimde videoyu demiştim ki 1.89'a doğru geldiğinde arkadaşlarımız böyle 1.85 bölgelerinde pozisyon azaltsınlar. Hatta ben sohbet kısmında da bunu bir daha yazdım sanırım. Bakın bu 1.85'e fırsat vermiş birkaç defa. Sonra bugün de aşağı geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu 1.89 kuvvetli direnç bölgesiydi ama bu bölgeye gelmeden önce bakın pin bırakacağını bildiğimiz için 1.85'lerde yavaş yavaş pozisyon azaltılmalı demiştik. Hatta açın benim kanalımda bir önceki arkadaşlar Al Baraka analizine bakın. Yani aynen bu söylediklerimizi ben şimdi hatırladım Al Baraka'yı. Bunları söylemiştik arkadaşlar. 1.85'lerde pozisyon azaltılmalıydı. Peki bundan sonra ne olur? Mehmet Akif Bey almamış, henüz almayı düşünüyor. Her ne kadar kısa da al konumunda ve pozitif olsa da eğer bu bölgeyi terk edecek olursa şu an 1.79'larda bu bölgeyi terk edecek olursa tekrardan bu 1.60'ları test etme ihtimali çok yüksek hissenin. Eğer illa gireceğim deniliyorsa buradan kademeli alınabilir. Ta ki nereye kadar? Bakın bu bölgeye kadar değil. 1.64'e kadar değil. 1.57 kuvvetli desteğimiz. Yani burayı görene kadar. Bu bölge, bu destek öyle bir destek ki arkadaşlar altına sarttıktan sonra bakın hiç terk etmemiş bu bölgeyi. Ve belli bir süre bir akümülasyon sürecinden sonra toplama sürecinden sonra burayı tekrar üstüne doğru kırıp 1.89'a doğru hareketini yapmış gibi duruyor arkadaşlar. Eğer bu bölgeyi terk ederse altta kuvvetli 1.57 destek ama terk etmezse arkadaşlar tekrardan burayı deneyebilirse ki deneme ihtimali var onu da ifade edeyim. Her ne kadar şu an hacim düşük gibi gözükse de check-up'ını beğendik. Yani bunu bir anda bir daha 1.57'lere getirecek bir check-up yok ortada. Onu ifade edeyim. Bunu en fazla şöyle 1.70'lere kadar getirip şöyle bir hareket yapıp sonra şöyle bir yukarı çekecek bir check-up var. Tabii yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Böyle bir öngörümüz var Albaraka ile ilgili. Evet Albaraka ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet efendim devam edelim o zaman. Kimler yazmış? Kusura bakmayın. Hemen onlara da bir dönüş yapalım. Dönüş yapalım, dönüş yapalım. Evet yukarıda şeyi görmemiştik, tekfeni görmemiştik ya kusura bakmayın. Özür diliyoruz. Tekrardan bakalım kimler ne yazmış. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar devam edelim. Format istemiş. Samet Bey siz yazdınız değil mi? Enkay mı yazdık sizin adınıza? Format'i yazalım. Sayın Koray Bey adına. 1.27 maliyet demiş. Oraya geldiğinde inşallah sizler de bunu hatırlatmış olursunuz. Sizden ricam. Tamam. Geçelim şöyle. Bera listemizde var Samet Bey. Bakacağız. Başka 1.50'yi görür demiş Mehmet Akif Bey. Hayırlısı zaten söyledik fikrimizi. Eplas yoksa onu yazar mısınız? Tabii ki efendim. Eplas yazalım Samet Bey.
Eplas. Eplas'ı da not aldık arkadaşlar. Murat Büyükdağ. Efendim hoş geldiniz Sayın Murat Büyükdağ yayınımıza. Yayla istiyorsunuz. Pekala, yaylayı da listemize alalım. İsa Bayar. Murat Bey'in de ismini ben ilk defa görüyorum. İsa Bey'in de ismini ilk defa görüyorum. İsa Bayar. Hoş geldiniz kanalımıza diyelim sizlere de. Bir yat istiyorsunuz siz de. Bir yat. Pekala. Bir yatı da not aldık. Koray Bey, iyi akşamlar. İlk liste hocamızdan notunu aldık. Evet, aynen öyle Nasip Bey'in dediği gibi. Listede olunca Nasip Bey diyorum ki Nasip Bey lütfen ikinci artık listeyi oluşturun. Sıramız şeyimiz kalırsa, vaktimiz kalırsa bakarız. Rahim Cincioğlu. Hoş geldiniz Sayın Cincioğlu, Rahim Cincioğlu. Durdo istiyorsunuz. Durdo bakalım. Pekala, onu da listemize aldık. Tamam, birkaç defa yazmış Rahim Bey. Murat Bey, siz ne sordunuz? Yayla sordunuz. Önceki yayında ha Metur, tamam bak. Şimdi ben az önce diyecektim aslında. Ya İsa Bey'i de ilk defa ismini gördüm ama Murat Bey'in sanki bir hatırlıyor gibiyim. Bak vallahi siz benden çok yaşayacaksınız Sayın Murat Büyükdağ. Pekala, hoş geldiniz diyelim efendim tekrardan. Evet arkadaşlar, o zaman devam ediyorum ikinci hissemizde. Evet. Ses yankı yapmıyor değil mi arkadaşlar? Yan tarafta telefonumla yayın gitme riskine karşılık sesi biraz açtım ama ses yankı yapıyorsa kapatabilirim. Onu da azaltabiliriz yani. Onu da ifade edelim. Evet. Geçelim arkadaşlar. O zaman ikinci hissemizde devam edelim. İkinci hissemiz hangisi? Bera ile bakıyoruz. Bera ile devam ediyoruz. Bera ile bakıyoruz diye bir Türkçe olmaz değil mi ki arkadaşlar? Bakalım şöyle. Bera. Kim sormuştu? Şu an zannediyorum Bera'yı iki arkadaşımız sordu. Bence Seyit Ahmet Bey sordu. Seyit Ahmet Bey, bugün bu arada WhatsApp'tan bir şeyler yazmışsınız, sonra silmişsiniz ama ben göremedim, kusura bakmayın. Umarım önemli bir şey değildi. Görmeyince ya hoca sana da bir şey yazıyoruz 2 saat bakmıyorsun. Aha da sildim. Sen de meraklan demiyorsunuz değil mi? Seyit Ahmet Bey. İnşallah. Peki kimmiş arkadaşlar Bera'nın sahibi? Bizim menkul 53.76'da Citibank yabancı 14.48 oranında halk iş yatırım garanti şeklinde devam ediyor. Deutsche Bank 0.88 maliyetli 0.88 oranıyla burada görüyoruz. Philip Capital var. Geçelim. Bera'da bir para çıkışı var arkadaşlar. Bir para çıkışı var çok olmamakla birlikte. Hissenin fiyatı şu an 9.96. Yani Bera öyle bir yere geldi ki şimdi Bera'yı uzun zamandır biz analiz ediyoruz arkadaşlar. Yani hatta hem hisse check-up yayınlarına başladığımızdan bu yana neredeyse her iki yayında bir, hem de öncesinde böyle gündüz sesli yayınlarda bakıyoruz. Yani altta şimdi birazdan göstereceğim. Biz 8.85 çizmiştik. Herhalde oraya doğru ufak ufak geliyor gibi. Biraz sabır hissesi oldu. Yılbaşından bu yana %51 oranında bir prim kaybı var arkadaşlar. Yani bu hisseyi öyle bir hazırlıyorlar ki koptuğunda çok fena kopacak. Fethi Bey burada mı? Gerçi Fethi Bey bunun şeyini almıştır. Listesini almıştır kendi notuna. Bankof'u görüyorum arkadaşlar. Alımda 10-13 maliyetle 3,5 milyon civarında bir alımı var. İş yatırım var arkadaşlar hissenin sahiplerinden. Bakıyoruz şöyle garanti deniz ziraat şeklinde devam ediyor. Bu bölge maliyetler 12, 11, 10.92 şeklinde arkadaşlar. Bu tarafta kimler satmış? Gedik Info, A1 Kapital, Kredi Suisi görüyorum ama eser miktarda bir satışı var. Bankof toplamaya devam ediyor arkadaşlar ve bu öyle bir toplama ki yani bir anda bırakacaklar gibi durmuyor. Yani doğrusunu söylemek gerekirse check-up'ına baktığım zaman bazen o kadar çok iştahlanıyorum ki bu hisseyle ilgili. Yani çok güzel para kazandıracağına inanıyorum diyeyim artık. Yani daha neler söylenir? Tabii yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Eylül ayında 6.75 prim yapmış. Ekim ayında 4.60 prim kaybı var. Şöyle bir geriye doğru gidiyoruz. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ciddi prim kaybı var. Nisan, Mayıs birbirini nötrlemiş diyebiliriz ama yılbaşından bu yana zaten %50'lik bir düşüş söz konusu. PD135, VK753 ikisi de çok güzel arkadaşlar. Halka açıklığı %57,45 ve net karı 137 milyon civarında bir kar açıklamış son çeyrekte.
Peki grafiğine bakalım hemen. Şimdi 8.85 bölgesinde biz öyle bir destek çizmişiz ki, hatta daha önce biz Beray analiz ederken şu bölgelerde veya şu bölgelerdeydi arkadaşlar. İkisinde de yaptık. Bu bölgeleri kendine destek yapacağını, bu bölgelere yaklaştıkça iyice toplamaların artacağından bahsetmiştik. Hatta bizim yayınlarımızı dinleyip ben biliyorum. Bu hisseyi alan arkadaşlarımız var. Aramızda da varlar onlar. Hocam siz söylediniz, biz de aldık dediler. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hatta bu katıl butonu açtıktan sonra görüşelim grubunda birlikte olduğumuz ve onlar için ayrı açmış olduğumuz grupta 2 günden bu yana baktığımız bir grup arkadaşlar, baktığımız bir hisse. Yani özellikle ben portföylerde arkadaşlarım tutturuyorum şimdilik. Hatta yeri geldiğinde nakitleriyle doğru orantılı olarak onu da ekleme yaptıracağız zamanla. Neden? Çünkü ben bu hissenin çok uzak olmayacak bir zaman diliminde güzel para bırakacağını düşünüyorum. Bir de beni yakın tanıyan arkadaşlar bilirler, sürekli takip edenler. Biz bir hisseye girdiğimiz zaman arkadaşlar para kazanmadan çıkmayız. Yani işte bereket versin ya, %3 aldık, %5 aldık değil de biraz daha böyle yukarı, biraz daha yukarı ve akımda kal, kar almak için acele etme mantığıyla hareket ederiz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Bera'da beklentimiz, yani şu anda Ağustos ayının başından beri bakın Bollinger bandı da iyice daraldı. Ya bu bir yere kopacak. Yani 3 vakte kadar mı diyelim, 2 vakte kadar mı diyelim, bu bir yere kopacak arkadaşlar. Ve şu an kopacağı yerinde çok yüksek bir ihtimal arkadaşlar ben yukarı yönlü olacağını düşünüyorum Bera için. Yani elinde nakit olan varsa hocam bir hisse alacağız ama ne alacağız çok da kestiremiyoruz diyen varsa çok uzağa gitmesinler arkadaşlar. Bugün zaten başlığımızı da ondan dolayı seçtik. Borsadan para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı gerçekten. Yani şu an check-up'ı da güzel, fena değil arkadaşlar. Hissenin toplaması güzel, hissenin şu an bulunduğu fiyat güzel. Şirket güzel, bir holding şirketi. Kârı güzel, halka açıklığı güzel. Yani şu anda her şey 10 numara. Toplama da yapmış. Yani mesela yeni girişler yapacaklar veya geçen hafta girenler ya hocam işte bekledik bekledik diyorlar ama yeni girecek olanlar valla biz 3-5 gün bekledik, belki birkaç hafta bekledik ama çok güzel para kazandık diyebilirler. Şimdi gözüme takıldı, Ferhat Bey demiş 8.85'te varıyor satarım demiş. Gerçekten öyle. Yani bazen bazı hisselerdeki küçük kârlarla çıkıp buralara bazen yoğunlaşmakta fayda var. Birileri topluyorsa siz de toplayın arkadaşlar. Birileri topluyorsa para kazanmak için topluyor. Hobi yapmak için toplamıyordur. Siz de para kazanmak istiyorsanız bu şekilde takip edip toplayacaksınız arkadaşlar. Bu iş böyle. Evet, Bera ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet, kaydımızı durdurduk. Şimdi biraz sohbet edelim değil mi? Şöyle yukarı doğru gelelim. Yukarı doğru gelelim efendim. En son Murat Bey'in söylediğini okuduk. Sayın moderatörümüz yeni gelen arkadaşlara grubumuza hoş geldin diye bir yazı yazmış. Sağ olsun. Pekala. Fatih Yasak. Fatih Bey hoş geldiniz efendim. Hocam selamlar. Frigo bakabilir misiniz? Tabii ki Fatih Bey, listemizde yerimiz var hala. Frigo'yu da ekliyoruz efendim listemize. Ekledik. Pekala. Emre Kaya. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba. Kütahya Şeker bakacak mısınız? Bilmiyorum. Bakalım mı? Ne diyorsunuz Emre Bey? Kütahya Şeker hep bakıyoruz. Yine bakalım. Sizi mi kıracağız bir Kütahya Şeker için? Tabii ki efendim. Ekledik listemize. İsa Bayar. Hocam canlı yayın dışındaki yayınlarınızı takipteyim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim İsa Bey. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sabahları da yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Ondan önce borsa yayını ve gün içerisinde ekran paylaşımı canlı yayınımız var arkadaşlar. Sabah saat 9.45'te başlıyor. Akşam seans bitene kadar. Sami Ahmetoğlu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Cümleten hayırlı geceler demiş. Sizlere de. Özcan efendim siz de hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Sayın Erkan Efe. Evet, katıl butonuyla bugün aramıza katılan sevgili Erkan Efe dostumuz da hoş gelmiş. Size de hayırlı akşamlar diyelim. Hocam rica etsem Yeotek 2 gündür taban. Yeotek bakalım Rıvart. Yeotek ile ilgili yalnız söyledik, hatta ben biraz da kızdım geçen demeyeyim dün gündüz sesli yayında üzerine bir 15-20 dakika da konuştum hatırlarsanız. Yani bu bölge 80-85'leri görür ama artık ondan sonrası için risktir demiştik. Yani ne diyelim, daha bir şey diyemiyoruz.
Dün genç borsacı diye kendini bilmez biri Yahoo Tech'e 55'e gelecek alanlara çok geçmiş olsun. Birisi yüzü görürse bir şey bitmiştir filan dedi. Sonra çok tepki gelince kaldırmış videoyu demiş. Onu bilmiyorum. Yani 55'e gelir mi onu da bilmiyorum ama o bölgelerden sonra artık bir kar realizasyonu olacaktır. Onu ifade edelim. Sayın Vedat ADS efendim siz de hoş geldiniz. Katıl butonumdaki arkadaşlarımdan. Görüşelim grubu. Evet, görüşelim. Bankof maliyeti 13. Tabii o düşünsün. Öyle toplayacaktır Bankof Beray'ı ben söyleyeyim size. Seyit Ahmet Ünal hocam teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. Bu arkadaş şimdi Megap için uğraşıyor. Şey mi genç borsacım olsun ya olabilir. Saygı duyarız arkadaşlarımıza. Deniz Doğan efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Lütfen bakalım demiş. Bakalım. Bakalım Emre Bey. İki tane şeker aldık notumuza. Aynen Vedat Bey onlar düşünsün. Evet, Samet Bey beğen atmayı unutmayalım demiş. Sayın Samet Ak da bizim Uzay Bey ile birlikte öğrenelim grubundalar. İnşallah güzel eğitimler yapacağız beraber Samet Bey ile Uzay Bey ile. Tabii diğer arkadaşlarımızla beraber. Despek istemiş Sayın Deniz Doğan. Peki efendim, Despek'i de ekleyelim. Despisi değil, değil mi? Despek. Despisi diyorsunuz değil mi? Despek diye var mı ya hisse? Despisi değil mi o? Daha önce bakmıştık birkaç defa. Evet, Koray Bey demiş ki hocam üstad demiş pardon. Hemen ben kendi kendime hocam diyorum ya. Üstad Trilaç patronu geri alım yapıyor ama hissede geri düşüyor. Düşünceniz nedir? Yani bazı şeyler, bazı geri alımlar mecburi. O alım yapmıştı. Onun için alım yapmıştır. Mecburi alımlar var ya hani vaat ettikleri kapa koymak zorunda oldukları. Onları diğerleriyle karıştırmayın lütfen. Evet. Hocam Yahoo'daki speklerin maliyetlerine bakabilir misiniz? Speklerin maliyetleri. Yani öyle bir şeyimiz yok ama diye yani kimin maliyeti varsa onlara bakarız ama spek maliyetini bilmiyorum Sayın Rivard. Yani bizim öyle bir özel bir şeyimiz yok. Bilgisayarda bir yer varmış böyle KGT gibi. Kamu Güvenliği Teşkilatı. Polat Alemdar vardı ya. Öyle yapıyormuş. Neydi o bir tane bölümü vardı ya işte Şanslı isimli gemi falan eski bir dizide. Cyprus diye bir bankaya girmiş de bilmem ne anlatıyor da bir sürü. Onun gibi bir şey yok bizde. Ama bakarız kimler var hissede. Evet. İnşallah hocam Uzay Bey'le daha yakın olacağız gibi. İnşallah inşallah. Tabi bu görüşelim grubu da sizlerle beraber olacak. Onlar da şey olacak yani. Sayın Aytaç Koca hoş geldiniz efendim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kale kim bakabilir misiniz? Müsait yer varsa. Şimdi arkadaşlar Aytaç Bey geldi. Sayın Aytaç Koca geldi. Biliyorsunuz o bizim için çok değerli. Hemen bütün listeyi iptal ediyorum. Hemen kale kim bakıyorum. Aytaç Bey uygun mudur sizin için de? Türk İlacın ortağı Mehmet Battal ile ortakları arasında ve aracı kurumu arasında sorun varmış diye duydum. Olabilir. Onu bilmiyorum. Evet, kale kim bakıyoruz o zaman Aytaç Bey'in. Aytaç Bey hazır mısınız? Hemen maliyetlerinizi yazmaya başlayın. Uygunsanız sizin için de. Aytaç Bey valla anneniz sizi Kadir Gecesi doğurmuş. Şimdi üçüncü istemiz başka bir arkadaşımız istemişti. Kale kim diye. Hazır siz üstüne gelince böyle bir şey yapayım dedim size. Torpil yapayım dedim. Hemen yazdı valla maliyetini. Bravo ya harikasınız. Tebrik ederim. Evet. Özcan Bey hocam Garan'a bakar mısınız? Valla Garan da bakalım ya. Evet arkadaşlar o zaman geçiyorum. Hissemize devam ediyoruz. Evet. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Kale Kim. Hem Aytaç Bey istedi hem bir arkadaşımız daha istedi. O arkadaşımız da maliyetini yazarsa çok memnun olurum. Buradan Kalekim'e doğru bir yolculuk alırız arkadaşlar. Kalekim'in böyle Cemaziyel evveli mi diyorlar ona? Cemaziyel evvelini çıkarırız. Böyle istatistiğine bakarız. Check-up'ına bakarız. Neyi var neyi yok ona bakarız. Çok da bir şey yokmuş gerçi. Evet. Kimmiş malın sahibi? Ak yatırım, iş yatırım, yapı kredi, emekli fonlar şeklinde devam ediyor. Yabancı nerede? %1,5 oranında Philip Capital'i görüyorum. Citibank yabancı var 0,97 oranında. Para giriş çıkışları yaklaşık 1 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu anda 13,60. Halka arz olduğu günden bu yana %8 oranında prim kaybetmiş arkadaşlar.
Kimler almış? İş yatırım almış. Malı sahiplerinden biri. Meksa Ak Yatırım. Evet, malı sahipleri biraz daha mal almışlar arkadaşlar. Güzel. Önde onlar gözüküyor şu an itibariyle. Ya da aldıklarını çok satmamışlar diyelim. Bu tarafta Philip Capital'i görüyorum. 72 bin oranında bir satış var. Vakıf, Ziraat, Deniz Garanti şeklinde devam ediyor. İCBC de satış tarafında. Yatırım finans satış tarafında. Kale kimde? Her ne kadar para giriş çıkışlarında biraz daha para kalmış olsa da sanki arkadaşlar toplanmalarda şu an itibariyle çok bir beklenti oluşmuş gibi durmuyor. Bakalım Ağustos, Eylül, Ekim. Ağustos, Eylül'de prim yapmamış. Ekim'de yani Cuma günden bu yana %8 oranında prim yapmış. Prim yaptıktan sonra bakalım ne olacak? Ona da grafiğe bakacağız arkadaşlar. Yani şu check-up artık şu 7.94'ten sonra çıktıktan sonra mı oldu arkadaşlar? Onu muhtemelen ondan sonra olmuştur. Ondan sonra olmuştur yani. PDS'i 3.25, FK'sı 30.24. Biraz yüksek arkadaşlar. Halka açıklığı 25.91. Net kârı 52 milyon şeklinde. Evet, zaten beklentiyi almış arkadaşlar. Toplamalar gerçekleşmiş gibi duruyor. Fakat güzel bir haberim var. Her ne kadar check-up'ı böyle çok aman aman beğendik gibi durmasa da arkadaşımızın da maliyeti 12.96'ymış. Burada Sayın Aytaç Bey ve diğer arkadaşım varsa yazmamış değil mi? O arkadaşım yazmamış. Tamam. Burada 13.42 var Aytaç Bey. Görüyorsunuz ekranda. Sizden ricam, bugün altına bir pin bırakmış ama üstünde kapatmış. Bu güzel. Bu şekilde devam eder. Şu bölgeyi yani bu 13.42 bölgesini kendisine destek yapacak olursa sıkı durun söylüyorum. Kar almak için acele etmeyin. Akımda kalın, para kazanmaya bakın derim size. Bakın maliyetiniz güzel bir yerde. Şu an hisse de zaten 13.60'da kapatmış. Yukarıya doğru hareketini sürdürebilir. Tabii şurada bir kırmızı falan yakmış ama bunun sebebi şey değil. Arkadaşlar yani bu tekrardan şu dirence değmek için. Bakın bu destek olarak çalışıyordu. Özür dilerim. Direnç olarak çalışıyordu arkadaşlar. 3 gün boyunca üstüne atamadı. 3 gün boyunca üstüne atamadı ama 4. gün altta bir pin bıraktıktan sonra bakın üstüne attı. Fakat bu bölgeden ayrılmadı şu an itibariyle. Eğer kırmızı yakmazsa bugün güzel bir kapanış almış. Altına pin bırakıp üstünde kapatmış. Bu şekilde olursa razıyız Aytaç Bey. Yani böyle böyle hareketler yaparsa şimdilik razıyız biz Kalekim'de. Yeter ki üstünde kalsın. Üstünde kaldığı sürece akımda kalın. Acele etmeyin kar almaya bakın. Ama aması da şu. Eğer 13.42 artık böyle üzerinde altında birkaç saat kapanıyorsa gün içinde takip edin bunu muhakkak. Birkaç saat kapanıyorsa Kalekim. Böyle şimdi altına bir pin bıraktı tamam mı? Böyle sabah altında kaldı, öğleden sonra altında kaldı. Artık böyle bir tereddüt yaşamaya başladınız. Artık buralarda biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Neden? Çünkü bu demek ki tekrar bunu kendine destek yapacak. Ha tekrar buraya gelir. Destek diyorum özür dilerim. Direnç yapacak. Tekrar buraya gelebilir ama ne zaman gelir? Siz pozisyonunuzun bir kısmını burada azaltırsınız. Gelir. Bu derinliğe göre şuralardan bir daha alırsınız. Yani en kötü kapattığınız yerden burada alırsınız. Şu stresi yaşamamış olursunuz. Böyle enteresan da bir yüz çizmiş oldum ama böyle de bir durum olabilir. Evet. Ama işin özü şu an al konumunda ve pozitif Kalekim arkadaşlar. Burada 13.42 rakamını takip edeceğiz. 13.42'nin üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Kalekim'de bunu da özellikle ifade edelim. Umarım şöyle üstünde kalır. Yarın şöyle yapar, sonra şöyle yapar, sonra şöyle yapar, sonra şöyle yapar. Ki yapmayacak bir hisse değil arkadaşlar. Halka arz olduktan bu yana güzel de hareket yapabilir, güzel para kazandırabilir. Böyle böyle hareketlerini yaparsa güzel de para kazanırsınız inşallah diye düşünüyorum. Evet. Kale Hekim'le ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Pekala. Geçtik. Aytaç Bey vallahi gelir gelmez hemen hissenizi yaptırdınız. 6 aydır bekliyorum. 6 ay daha beklerim. Sıkıntı yok bende. Kuruş alamadım. Ama dediğimi yapın. Yapın derken tabii yatırım tavsiyesi değil. Yani 13.42 tekrar altına geliyorsa orada bir hafif pozisyon azaltın. Zaten kârdasınız. Ama yok hocam ben zaten uzuncuyum. Çok da önemli değil. Altına az sarksın üstüne çıkar diyorsanız da siz bilirsiniz. Tercihler sizindir. Rivard hocam Penta'ya da bakabilir misiniz? Bugün 192 oldu. Penta.
Robert. Sayın Robert, siz hisse söylediniz mi? Bu ikinci hisseniz mi? İlk hisseniz mi? Nurhan Özgür. Hocam format çelik kapı bakabilir miyiz? Format sanki listeme eklemiş miydim? Evet varmış. Az önce yanlışlıkla spek yazmışım. Aracı kurumları. Ha, tamam oldu. Aracı kurumlarına bakarız. Sayın Nurhan Özgür format. Evet listemizde var. Teşekkür ederim Nazif Bey. Sayın arkadaşlar aramızda beğeni atmayan var. Birer beğeni atabilirler mi demiş sağ olsun. Mustafa Teper. Sayın Mustafa Teper hoş geldiniz. Givint bakar mısınız demiş. Pekala Givint'e bakalım. Sayın Rıvarp sizin Penta ilk hisse miydi ya? İkinci hisse mi? Hemen söyleyin ona göre liste alacağım. Ha, siz Yahoo'daki söylediniz ama değil mi? İkinci hisse de birazdan alıyoruz. Givint'i yazalım. Çünkü yer kalmamış olabilir. Sayın Yağız Büyüktunalıoğlu. Yağız Bey hoş geldiniz. Golfs istiyorsunuz. Peki Golfs'u da sizin için bakalım. Efendim. Bakalım efendim. İkinci hisse olarak Nazif Bey sizden ricam Rıvart Bey'in Penta'yı ekleyebilirseniz listenizi sıramız kalırsa yani süremiz kalırsa sıra veya süre artık hangisi önce gelirse bakmaya çalışırız diyelim. Evet Metin Bey. Metin Sağlamer. Hoş geldiniz. Metin Bey sizi akşamları burada görmek ne kadar güzel. Yapı kredi istiyorsunuz. Geçen de baktık Yapı Kredi'ydim. Yine siz istemiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Metin Bey. Evet arkadaşlar devam edelim o zaman hisselerimize. Kale kim bakmıştık. Şimdi Ferhat Bey'in hissesine bakacağız. Efendim geçiyoruz bir diğer hissemize. Algeo. Kaydımızı da başlattık. Kayıtlı grafiğimiz de vardı zaten arkadaşlar. Alarko Gayrimenkul. Evet. Algeo. Sizin burada sanırım maliyetiniz aşağıdaydı değil mi Ferhat Bey? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, devam edelim arkadaşlar. Kimmiş Algeo'da iş yatırım? Garanti Ak Yatırım Vakıf Yapı Kredi şeklinde devam ediyor. Yabancı nerede? 306 da burada Citibank'ı görüyorum. HSBC var 255'te. Philip Capital 1.24'te fena değil arkadaşlar. Yatırım finansta biraz üstünde duruyor. Bir para giriş çıkış durumunda para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu an 22.68 arkadaşlar. Yılbaşından bu yana yaklaşık %11 civarında bir prim kaybı var. Ha biraz üstünde. Ha tamam. Tamam. Tamam inşallah. O zaman bakalım. Güzel bir hareket. Ha 22.82'de bunun şeyi vardı. Tamam hatırladım şimdi grafiğini. Ya yavaş yavaş gittikçe hisseleri ezberlemeye başladık arkadaşlar. Bu sizlerin sayesinde. Ak Yatırım 21.12 bir maliyeti var. Burgan Osmanlı QNB bir şekilde devam ediyor. Credit Suisse 36-37 bin civarında, 36.500 civarında bir toplaması var. Yabancı başka toplamamış arkadaşlar. Bir para çıkışı var. Toplaması çok var gibi durmuyor. Hissenin fiyatı şu an 22.68. Ekim ayı başından bu yana %7,5'luk bir prim yapmış. Eylül ayında da %3'lük bir prim yapmış. Algeo. Alarka gayrimenkul. Yani toplamasında çok bir şey yok gibi gözüküyor. Check-up çok iyi değil. Hisse de yukarı atıyor. Acaba mal çıkma pozisyonu mu? Ona dikkat etmek lazım. Şimdi birazdan grafikte bir yer göstereceğim zaten. PDS 0.76, FK'sı 3.79. Halka açıklığı %48.71. Son çeyrekte 161 milyon küsür kar yapmış arkadaşlar. Şimdi bu Algeo ile ilgili arkadaşlar biliyorsunuz üstte çok önemli bir direnç çizmiştik biz. Çalışan bir dirençti bu. Çalışan bir bölgeydi. Daha önce defalarca çalıştığını göstermiştik arkadaşlar. Test etmiştik. Üstünde kaldığı zaman destek olduğunu, altında kaldığında da bu bölgenin çok ciddi, bakın şurada olduğu gibi direnç olduğunu ne yapmıştık? Söylemiştik arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Şimdi yine altındayız. Uzun zamandır Haziran ayından bu yana altındayız arkadaşlar bu bölgenin. Ve arkadaşlar
Tekrardan böyle bir hareket yaptıktan sonra ki buradaki bu hareketin de alt noktası orta vade şu yeşil yükselen trende denk geliyor. Karışık olmasın. Bakın burada çalışmış yine bu. Burada çalışmış arkadaşlar. Burada değmeye çalışmış diyelim. Yani bu direnç bölgesi, yani önce destek sonra direnç bölgesi böyle koptuktan sonra arkadaşlar şöyle bir küçük bir U harfi gibi bir şey yapmış. Tekrar buraya gelmiş. Peki bu saatten sonra ne olacak? Şimdi C kabında toplamasında çok bir şey yok arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse algebra ile ilgili. Ve hacimli de çıkıyor. Hacimli çıkıyor olması birileri buradan alıyor, 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 alıyor. Güzel. Eğer yarın öbür gün aşağı sığacak olursa o zaman da hacimli düşebilir. Böyle de bir sıkıntısı var. Şimdi dediğim gibi çeşitli beklentiler olabilir. Hisseyle ilgili toplamalar belki sonraya bırakılmış olabilir. Hissenin fiyatı da fena bir yerde değil işin açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama burada birkaç defa deneyip aşamadığı bir direnç bölgesi. Burada ne olabilir? Arkadaşlar maliyet durumuna göre. Az önce bir hissede örnek vermiştik yani kale kim miydi? Yani şurada şu direnç bölgesinin üzerine atacak olursa 22.82'nin üzerine atacak olursa bu defa şu 22.82 bizim için çok ama çok kıymetli olacak. Bu 22.82'nin altına gelmediği sürece herhangi bir sorun yok. Akımda kalın, kar almaya bakın diyeceğiz. Ama 22.82'ye çarpacak. Yani biz buradan artık toplama yok, biz de biraz mal boşaltmaya geldik diyecek olurlarsa tekrardan aşağı atabilirler arkadaşlar bunu. Kaç gündür yabancı hisseye giriyor? Bir hadi bakalım yani biz çok toplamasında bir şey görmedik Algeon'un ama şimdi şurada bir 37 bin lot Credit Suisse'in var. Bir para çıkışı var. Böyle günlük giriş çıkışlarda belki virman yapmışlardı ama çok bir alım da yok. Yani 337 bin lot falan var burada. Gördüğüm kadarıyla. Yani umarım öyledir. Şimdi bazen tabii hiçbir enstrüman arkadaşlar böyle hem teknik analiz grafik enstrümanı hem işte temel analiz enstrümanları hem toplama enstrümanları hem takas enstrümanları hiçbiri tek başına bir bilgi vermez. %100 bir bilgi vermez arkadaşlar. Yani dolayısıyla ya toplaması yok bu hisse kesin düşer diyemeyiz. Toplaması var bu hisse kesin çıkar da diyemeyiz. Mesela Bera'da olduğu gibi toplaması var ama çıkmıyor hisse. Bunda toplaması yok ama çıkıyor hisse. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bize düşen arkadaşlar bütün bunları inceledikten sonra kararımızı şöyle vereceğiz. Kararımızı şöyle vereceğiz. Kardeşim 22.82'de bir tane direncimiz var mı bizim? Var. Bu direncin üstüne atırsa akımda kalacaksın. Eğer oraya çarpıp dönecek gibi olursa pozisyon azaltacaksın. 2 2 daha 4. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar zorlaştırmaya gerek yok. Az önce örneğini verdim zaten. Üstüne attı diyelim. Sonra aşağı doğru geldi. Pin bıraktı. Üstüne attıktan sonra. Üstüne atmadan önce değil yalnız. Birkaç saat kalıyor. Böyle sabah altında kaldı. Öğleden sonra altında kaldıysa. Demek ki bu aşağı doğru gelecek. Bunu bir pozisyonunu azaltmakta fayda var. Bu noktadan itibaren. Evet. Yani Algeo ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. Pekala. Metin Bey demiş ki hoş bulduk akşamları müsait olmuyorum. Ben de sevindim baktıysanız ben istememiştim. Ha, geçen bir kere baktık bugün değil. Geçen hafta mıydı neydi Yapı Kredi baktık yanlış hatırlamıyorsam. Siz de isteyince böyle bir anımsamış oldum. Demek ki gözler sizi arıyormuş Metin Bey ondan dolayı. Hocam tatil köyü alacaklar beklentisi var. Ha, az önce okuduk onu. Okuduk mu? Bilmiyorum. Sezer Doğan. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. ARDYZ bakabilir miyiz? Şimdi Nazip Bey bunu son hisse olarak alalım mı ARDYZ'yi? Sayın Sezer Doğan hissesini. Ondan sonra listeyi tutun olur mu? ARDYZ. Gelen olursa ikinci hisseleri zahmet olmazsa efendim siz tutarsanız çok memnun olurum. Evet. Ferhat Bey de teşekkür etmiş. Rica ederiz efendim. Son bir yerimiz vardı. ARDYZ'ydi. Onu da yerine ekledik. Bundan sonra talepler olursa sizden ricam Nazif Bey siz not alın. Vaktimiz kalırsa değerlendiririz. Neden olmasın. Geçelim bir sonraki hissemiz arkadaşlar. Enka. Enka-i. Enka İnşaat. Evet, varmış arkadaşlar. Kayıtlı grafiğimiz. Çok bir şey yapmamışız. Gerçi altta bir tane destek atmışız ama
Bakalım yine de. Şimdi bu hisseyi bize soran arkadaşımız, aktif olalım. Maliyet durumu nedir? Aldı mı, alacak mı? Evet, bir para çıkışı var. NKI ekledik efendim. Şöyle bakıyoruz. Pekala. Vedat Bey, maliyet sıfır. Vedat Bey, sizin listenizde var mıydı NK? Bana bugün göndermişsiniz portoyu, hatırlayamadım. Yok, sizin şeyde yok. Sizin şeyde yok, portföyde yoktu. Ha, almayı düşünüyorsanız. Bakalım o zaman. Kimdeymiş? Tabii NK işe uzun zamandır borsada işlem görüyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Citibank yabancı %42.57'sine sahip. HSBC, Deutsche Bank yabancılar malın sahibi gibi duruyor arkadaşlar. Bir para çıkışı var. Fakat burada bir toplama var. Evet. Vedat Bey'in dikkatini çektiyse demek ki bir şeyi var. Bir bildiği var değil mi arkadaşlar? Ünlü almış. Aldığı lota bakın. Şu an 10.29 hissenin fiyatı. HSBC almış arkadaşlar. Toplamış. TEP, Garanti, Bankof. Güzel bir toplama var. Yani şu an her ne kadar para çıkışı var gibi görünse de çok bir para çıkışı sayılmaz arkadaşlar bu. Yani şöyle bakıyoruz, 60 bin lot civarında bir şey. O da çok önemli değil. Burada milyon milyon lot alınmış yani. Evet, yılbaşından bu yana %45 civarında bir para girişi, özür dilerim, prim girişi var arkadaşlar. Prim yapmış %45-54 oranında. Hissenin fiyatı 10.29 demiştik. Ağustos'ta güzel primlenmiş %18 oranında. Eylül'de %5 düşmüş. Ekim'de %1'lik şu anda bir düşüşü var. PD'si 0.98, FK'sı 9.59. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz hani bu toplamalara falan bakıyoruz ya. Şimdi bu kadar milyon lotlarla elinde, mesela şimdi 10.31 maliyet demiş, o zaman ha, çıkmaz. Eğer maliyetler aşağıdaysa diyecektim, bu kadar büyük lotlar da bir açıdan tehlikeli. Neden? Çünkü çıkış başlayabilir. Böyle de bir sorun var. Ama şu anda çok bir çıkış yok. Yani giriş var anladığım kadarıyla. Güzel. Şeyini beğendik. Check-up'ını beğendik arkadaşlar. Halka açıklığı %8.87 demiş. 3 milyar 187 milyon civarında kar etmiş arkadaşlar Enka İnşaat. Evet. All time high seviyelerine yakın. Şu an itibariyle bakıyoruz hissenin. Bugün de hacimli bir yükselişi var. Bugün itibariyle al konumuna geçmek üzere. Şimdi arkadaşlar, ne yapmak lazım? Şimdi bu hisseye biz 9.64'e alta kuvvetli destek demişiz de. Şimdi hisse yukarı gelmiş. Başka destek neresi var? Bakın tam burası. Yine çalışan bir bölge. 9.99. Bir de çalışan bir direnci var arkadaşlar. All time high'a gitmeden önce ve döndükten sonra diyelim. 3 teması var. 1, 2, 3, 4 teması var diyelim. Burada da 10.69'da da bir direncimiz var. Şöyle bir de trend bakalım. Acaba düşeni kırmış mı? Şöyle onu uzatalım. Bunu da kırmızı yapalım arkadaşlar, biliyorsunuz. Düşen trendleri kırmızı yapıyoruz. Peki. Gördüğümüz kadarıyla düşeni henüz kırmamış. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer bu bölgeyi kırarsa, yani şu 10.43'ü yarın itibariyle kırarsa düşeni de kırmış olacak. 10.69, 10.70 bölgesinde de bir direnci var. Önümüzde iki tane direnci var. Evet, kuvvetli olan direnç hangisi diye soracak olursanız arkadaşlar, aslında kuvvetli olan direnç şu yatay direnç. Neden? Çünkü buraya atıp, bakın buraya attıktan sonra all time high seviyesini görmüş. Bir sonraki gün burası destek olarak çalışmış. Görüyor musunuz şu bölgeyi? Yani 10.69 bölgesi en yüksek tarihi zirvesini gördükten sonraki gün destek olarak çalışmış. Üstünde kalmış ama ikinci gün kalamamış. Sonra direnç olarak çalışmış. Bakın burada şu bahsettiğim 4 yer. Sonra arkadaşlar iki defa direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış.
Ve bakalım bir daha geldiğinde o noktayı görecek mi? Şimdi Enka İnşaat fena bir yerde değil şu an itibariyle. Her ne kadar çok yüksek bir bölgede olsa da bu hissenin çıkmayacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Altta 9.99 bölgesi kuvvetli destek olmak kaydıyla bu ise kademeli buralardan, tabii şurada düşen direnci de, düşen trendi de kırması lazım. Bunun üstüne atması lazım. Altta 9.99 kuvvetli destek olmak kaydıyla bu bölgelerden kademeli giriş yapılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki arkadaşlar. Bu bölgeden yapılan girişlerde de, bu bölgeden yapılan girişlerde de en son arkadaşlar 9.99 bölgesindeki, eğer düşecek olursa 9.99 bölgesinde buralardan ikinci ve üçüncü kademe alımlar yapılabilir. Bizim beklentimiz şu an check-up'ında beğendiğimiz için arkadaşlar şu 10.42 bölgesinin üstüne atması şeklinde. Ama şu 10.69'da sanki bir soluklanacak gibi duruyor yeniden. Evet, buna da dikkat edelim. Yani check-up'ını beğendik. Toplaması güzel. Belki hisse hareket eder yukarıya doğru ama yani bu bölgeler sanki biraz grafik açısından böyle yavaş yavaş korkutucu bölgeler gibi duruyor. Yani 10.40'larda şu an kaçta? 10.29. 10.29'larda girip de 10.69'larda yani 40 kuruş için yapılır mı bilmiyorum. Tabi tercih meselesi. Ha, o direnci aşarsa daha yüksek seviyelerde gider mi? Çok rahat gidebilir arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Vedat Bey demiş ki hocam zaten dolar ile orantılı yükseliyor. Temelde doları muazzam bir şirket. Zaten dolar düşünce de dolarla ayakta kalıyor. O yüzden düşmüyor. Yoksa benim kanaatim pek bu numarası olmazdı. Evet, olabilir. Ya bu güzel bir bilgi Vedat Bey. Teşekkür ederiz. Ya yine de alırken bu bölgelerde özellikle dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Elinde olan varsa ama acele etmesinler, akımda kalsınlar. Onu söyleyebiliriz. Evet, Enka ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Pekala, geçelim arkadaşlar. Kimler var burada? Teşekkürler, ben de izlemiştim demiş Metin Bey, sağ olsun. Rica ederim, emniyet demiş, sağ olun Nazif Bey. Sezer Bey teşekkür etmiş. Rica ederiz efendim. Samet Bey demiş ki hocam Nazif abi gibi bir moderatör bulamam. Hayatta bulamam ben ya. Benim en büyük şansım zaten bu kanalı açtıktan sonra Nazif Bey gibi harika bir insanla tanışmak oldu. Sağ olsun, o da moderatörlük teklifimizi kabul etti. Evet. %5 koks alıyorum. Yani Vedat Bey olabilir. Ara ara girip çıkmakta fayda var. Sayın Ersan Yetişen efendim merhabalar, hoş geldiniz. Çok geciktim demiş. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık diyelim. Güvenli yol seçtim, borsanın alemi. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Güvenli yol biz miyiz? Bizi seçtiyseniz memnun oluruz. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sonraki hissemiz BLCYT. BLCYT. Hangi arkadaşımız sormuştu bu hisseyi? Durumu nedir? Kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Bilici Yatırım güzel. Yeni bir hissemiz. Check-up'ına yeni bakacağız. Bu hisseyi soran arkadaşlarımdan da şöyle bir ricam olsa olur mu? Bu biliyorsunuz Investing'de bunların şeyleri var. Forum kısımları var. Oradan da arkadaşlara yardımcı olma amacıyla böyle hisseyi soran arkadaşlar oradan, ya biz bu hisseyi sorduk. İşte borsanın alimi de analiz etti. İsterseniz bakabilirsiniz şeklinde bir tanıtım yapabilirsiniz. Çok ama çok memnun olurum arkadaşlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Pekala arkadaşlar devam edelim. Bilici Yatırım, iş yatırım varmış arkadaşlar. Bana sahibi %29.63 diyor. Info Garanti Citibank şeklinde devam ediyor. 2011'de halka arz olmuş, Citibank almış %5.29'u kendisi sahibi. Philip Capital'i görüyoruz 1.43'te arkadaşlar. Buralarda. Peki para giriş çıkışlarında bir para çıkışı var, 5 milyon civarında. Hissenin fiyatı şu an 14.88 noktasında.
Peki Gedik alıcı tarafta arkadaşlar Marbaş Ak Yatırım Garanti Osmanlı şeklinde devam ediyor. 18-21 maliyetler biraz yukarıda kalmış Ak Yatırım. Yılbaşından bu yana o %167,15 prim yapmış arkadaşlar. Geçen yıl %29,46 prim yapmış. Bir önceki yıl %241 prim yapmış. Yani 2018'de 0,69 kuruş olan hisse arkadaşlar kapattığında 2021'in bugün de 14,88. Oralı Sivrikaya aldınız mı alacak mısınız efendim bu hisseyi? Hissenin fiyatı şu an 14,88. Kimler satmış arkadaşlar? Burada Yatırım Finans, Bankof ve Kredi'nin sattığını görüyoruz. Evet. Yani şu an check-up çok uygun gibi gözükmüyor. PD'si 5,65, PK'sı 29,30 arkadaşlar. İkisi de yüksek. Halka açıklığı %33. Net kârı 22 milyon 628 bin şeklinde devam ediyor. Peki şimdi buradan bir tane düşen atarız da arkadaşlar. Çok böyle eğimli düşenleri ben sevmiyorum biliyorsunuz. Onun için atmıyorum. Böyle ters bir formasyon var mı? Şöyle bir ters bir fincan kulp olur mu? Böyle olursa aşağı yıkılır işte. Onu söyleyelim. Şimdi en kısa da sat konumunda ve negatif. Öncelikle onu söyleyeyim. 21'den sattınız, buradan alıyorsunuz. Böyle bir şeyim var. Kendinizi böyle bir motive mi ettiniz? 21'e gelince sat, aşağı 15'lere gelince al, 25'lere çıkınca tekrar sat. 21'den sattınız. Çok iyi ya. Tepeden vermişsiniz. Vallahi bravo size. All time high seviyesinden vermişsiniz yani. Tebrik ederim. En kısa da 13.50 en son alışım olur aşağı gelirse. Tamam peki. Hemen bakalım aşağı gelecek mi? Yani şu bölge çalışan bir bölge. 13.66 kurtarır mı? Sayın Ural Sivrikaya. 13.66 kurtarırsa burası güzel. Peki burası çalışmış mı? Bak bir iki üç gündür şey yapmış burayı. Burası çalışmış mı arkadaşlar? Burası da çalışmış aslında. Yani şu an bulunduğu bölge 14.78 bölgesiyle 13.66 bölgesi arasında eğer aşağı inecek olursa diyelim ki bu bölgeyi kırdı. Bugün kapanışı neresi? 14.88. 13.78 bölgesine geldi ve buraları kırdı. Kırdı. Şu bölgede bir hareket yapabilir ve şu 13.66'yı şu an itibariyle çok kıracağını zannetmiyorum. Fakat check-up'ını çok beğenmedik arkadaşlar biliyorsunuz. Zannetmiyorum derken bu kırılmayacak anlamına da gelmez. Eğer bu bölgeyi ama kıracak olursa bakın Haziran ayından bu yana görmüş olduğu en dip seviyeyi altına atmış olacak. Bu manaya geliyor arkadaşlar. Peki 13.66'ya biz bir destek attık. Burayı kıracak olursa ne yapar? İşte o zaman arkadaşlar onu yani çok da kestirmek mümkün değil. Mesela bu nerede durmuş? Şurada durmuş. Bu da çalışan bir bölgede durmuş ama şu an buna gerek yok. 11.75'e gerek yok arkadaşlar. En kısa da sat konumunda ve negatif. Sayın Oral Sivri Kaya arkadaşımız. Yani bu bölgelere gelirse alırım diyorsunuz. Şu an 14.78 bölgesinde bir destek var. BLCYT için. Zaten buraya da birkaç defa değmiş. Ha, çalıştığı bölgeleri de gösterelim isterseniz. Bakın. Hem bu bölgenin çalıştığı yer arkadaşlar. Bakın burada çalışmış. Yine altta biliyorsunuz destek olarak burada çalışmış. Üstteki bölgemiz şu an bulunduğu bölgede arkadaşlar burada çalışmış. Ve yoğunluklu olarak bakın burada etrafında hareket etmiş. Ve bu bölgeyi kırdıktan sonra da atağına başlayıp all time high seviyesini görmüş arkadaşlar. Burada dediğim gibi 14.78 bölgesi çalışacak bir bölge. Burası çalışırsa Oral Bey evet talep bölgesi mantıklı. Burası çalışırsa bu bir talep bölgesi olabilir. Ama dediğim gibi check-up'ını beğenmedik yani çıkışlar fazla bu bölgede. Dolayısıyla bu bölgenin çok çalışacak gibi durmuyor. Altta 13.66-13.65 bölgesi yani şu bölge çalışabilir. Eğer burası çalışırsa güzel. Çalışmazsa arkanıza uzun bir süre bakmayın burada. BLCYT için. Bakın tekrarlıyorum 13.66 çalışmazsa uzun bir süre arkanızı dönmeyin arkadaşlar. Bakmayın bu bölgeye hiç.
Bunu da biz böyle BLCYT şeklinde kaydedelim. Bir sonrakine baktığımızda en azından aklımızda olmuş olsun arkadaşlar. Evet, BLCYT ile söyleyeceklerimiz bu kadar. Pekala, rica ederim hocam, tevazu gösteriyorsunuz. Estağfurullah. Nazip Bey, arkadaşlarımızla konuştuk. Sayın Fatih Şen, hoş geldiniz efendim. Hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar sizlere de. Peki, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki hissemiz Vertu. Vertu'ya bakıyoruz. Kayıt grafiğimiz var mı Vertu'da? Var. Verifsa Türk girişim. Böyle bir düşen bir çıkan atmışız ama bakalım. Bugün bir arkadaşım da sordu hocam, Vertu nasıl dedi, gireyim mi falan gibisinden. Biraz herhalde düşmüş mü bugün? Uzun zamandır düşüyor dedi. Bir para girişi var. Bu Vertu'yu kim sormuştu arkadaşlar? Sanırım Nazif Bey siz mi sordunuz? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, garantiymiş arkadaşlar, onun sahiplerinden biri 34.97 oranında iş yatırım, ziraat, ak yatırım şeklinde devam ediyor burası. Citibank'ı görüyorum 1.57'de. Philip Capital'i görüyorum 0.69 seviyesinde. HSBC var, bu şekilde devam ediyor. Para giriş çıkışlarında bir para girişi görüyorum arkadaşlar. 1 milyon 332 bin civarında. Ha. Evet, Nazif Bey ben sordum diyor. Samet Bey ben de sordum diyor. Güzel. Aldınız mı, alacak mısınız? Burada durumunuz nedir? Credit Suisse toplamış arkadaşlar malı. Bakın 871.500 lot. Yani fena bir lot toplamamış. Ama burada 46-48, bu bölündü mü bu ise? Şirket bölündü mü? Buradaki maliyetler biraz garip geldi bana çünkü. Evet, şu an hissenin fiyatı 20.44 arkadaşlar. Yılbaşından bu yana %55-82 oranında prim yapmış. Geçen yıl %149 oranında bir primi var arkadaşlar. Formatı soruyorsunuz. Format 1, 2, 2 hissemiz daha var. 3. hissemiz. Sayın Nurhan Özgür. Yani bundan sonra Tekfen bakacağız. Özür dilerim, İSKİ'ye bakacağız. Tekfen bakacağız, sonra format bakacağız. Olur mu? Eylül ayında %6 oranında prim kaybı var arkadaşlar. Ekim ayında da 0.68 prim kaybı var. PDS'i 1.34, FK'sı 1.81. Halka açıklığı %32. Son çeyrekteki kar arkadaşlar 426 milyon civarında. Evet, bugün bir hareket yapmış. Evet, ha, yukarı doğru hareket yapıyordu. Onun için sormuşlardı. Ha, bir arkadaşım sordu. Ben de burada 20-33 bölgesini kırarsa düşeni kırmış olacak demiştik. Yani Vertu arkadaşlar, yani şurada Credit Suisse'in toplaması güzel. Yani hisseye bir para girişi de var. Fakat işte primlenmesi fazla gibi geldi bana biraz, ama yine de fena bir yerde durmuyor arkadaşlar Vertu. Fena bir yerde durmuyor. Şöyle bir baktığımız zaman, evet, şuraları kaçları görmüş bu? 37 falan görmüş. Buraları görmüş yani. Peki, altta biz bir destek çizmişiz arkadaşlar. 19-29 bölgesine. Zaten buradan desteği almış. Buradan desteği almış arkadaşlar. Daha önce çalışan bir bölgeymiş. Bakın şuradan atmışız. Yani çok ciddi bir yukarı atak yapmış zaten daha önce. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Ve bu destekten sonra arkadaşlar kendini yukarı doğru atmaya çalışıyor. Toplaması güzel. Parçalı alım yapılabilir. Aynen Nazif Bey'in ifade ettiği gibi. Parçalı alım yapılabilir arkadaşlar. Özellikle şu 20-33 bölgesinin bugün itibariyle kırılmış olması daha güzel. Yukarıda bir 23.98'de bir direncimiz var. Yükselen bir direncimiz var. Ama buraya bir tane de yatay direnç atabiliriz arkadaşlar. Çalışan bir bölge. Bakın şu bölgelerde çalışmış. Bu da 23.48'den geçiyor. Şöyle söyleyelim. Buralardan parçalı alımlarda 23.48'e kadar önünde bir engel gözükmüyor arkadaşlar. Hacimli de bir yükselişi var Vertu'nun. Son arkadaşlar stop bölgemiz ve destek seviyesinin 19.29 olduğunu belirttik. Şu an buralara çok uzak sayılmaz. Yani bu bölgelerden giriş yapılabilir. Check-up'ı güzel dediğimiz gibi. Yani bu bölgelerden girdiğinde kimse size niye girdiniz demez arkadaşlar. Onu da ifade
Edelim. Evet, Berto ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet, Erkan Bey Gündüz sormuştu. Ben bu sabah aldım. Ha, doğru. Erkan Bey Gündüz sormuştu, değil mi? Hatırladım ben onu. Biz de bakmıştık sanki. İsa Bayar, hocam bir yat bakacak mısınız? Bakacağız tabii ki efendim. Listemizde var. Sırayla gidiyoruz, bakacağız. Geçelim bir diğer listemize arkadaşlar. İşkeyevo. Evet, işkeyevo arkadaşlar. Bunu kim sormuştu? Kayıtlı grafiğimiz var mıymış? Yokmuş. Allah Allah. Nasıl bir grafik olmuş böyle ya? Nasıl gelmiş aşağıya? İyi gelmiş aşağıya. Bayağı bir iştah kabartacak kadar iyi gelmiş. Para giriş çıkışı da fena değil. Bakalım ne olacak. Evet. Kimmiş arkadaşlar? İş Yatırım malın sahibi. İş Bankası arkasından devam ediyor. Citibank %13,72 ile var. QNB Finansbank şeklinde devam ediyor. Başka ne var arkadaşlar burada? HSBC görüyorum aşağıda. Deutsche Bank var 0,72 oranında. Para giriş çıkışlarında 7 milyon 222 bin civarında bir para girişi var. Hisselerin fiyatı şu anda 1,90 arkadaşlar. Yılbaşından bu yana %26 oranında prim kaybı var arkadaşlar. Eylül'de %14 oranında prim yapmış. Ekim'de %9,52 prim kaybı var arkadaşlar. Evet, HSBC toplamış 8 milyon küsür TEP toplamış arkadaşlar. Vakıf, QNB, Bank of. Valla büyükler biraz toplamış hisseyi. 2 gündür düşmüş ama bu toplamayla bu düşüşler alım fırsatı olur mu? Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? PD'sine bakıyoruz 0,44, FK'sına bakıyoruz 6,65, halka açıklığı %40,93 ama son çeyrek bilançoda zarar etmiş arkadaşlar. Bizde kayıtlı grafiği yok. Dün bir düşüş, %7'lik bir düşüş, bugün de %6'lık bir düşüş. Öyle enteresan bir grafiğe sahip arkadaşlar işkeyi o. Yani bu hisseye buradan girilir mi? Hemen bakalım arkadaşlar böyle. Bu kadar düştükten sonra ne yapar acaba bu hisse diye merak etmiyor değiliz. Hani dün Gesan mıydı? Dikkat ettim. Taban yapmıştı. Bugün de taban yaptı. Öyle olabilir arkadaşlar. Çalışan bir bölgeden bir destek attık altına. Bakın şuralarda çalışmış. Biraz uzak gibi geliyor şuralarda çalışmış arkadaşlar. Ama bu desteği niye attık? Buradan alınmaz diye değil arkadaşlar. Buradan alınmaz diye değil. Bakın buralarda çalışmış, buralarda çalışmış. Niye attık bu 1,78'i? Şu an hissenin fiyatı 1,90. Kademeli buradan alınıp 3'e bölüp alımlarımız arkadaşlar. Kademeli alınıp 1,78'lere kadar yani bir parçayı buradan aldığımızda eğer aşağı gelecek olursa 1,78 bölgesinde ama düşerken değil çıkarken arkadaşlar ikinci bölgeyi ve tekrar 1,85 1,90 bölgesinde üçüncü alımı yapabiliriz. Çünkü çeka boşumuza gitti. Büyükler malı toplamış. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Fena bir yerde durmuyor. Şu anki grafiği toplamaların ve çekabını beğendik. Elinde olan varsa kim sormuştu bu hisseyi? Bakayım arkadaşlardan dönen yok bize. Elinde olan varsa maliyet azaltmak için yarını öbür günü bir kontrol etsin. Ondan sonra altta 1,78 önemli destek bölgesi dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Zaten üstte bir direnç atalım mı? Bakalım üstünde de ne var bunun? Burada mı çalışmış? Aslında asıl çalışan bölge burası. 2,26 ama orayı görmemiş bakın. Kaçı görmüş? 2,25'i görmüş. Yani bir şey de kalmamış. Burada 2,26 ile 1,78 arasında bir hareket var arkadaşlar. Var arkadaşlar. Dolayısıyla şurada dediğim gibi
1.78 bölgesine kadar toplama yapılabilir. Bu bizim WhatsApp grubundaki arkadaşlar da dinliyor değil mi burayı? Bakın, nakitte olan arkadaşlar veya işte portföylerini düzenlediğim arkadaşlarla ilgili böyle anlık hareketlerde böyle şeyler yapabiliriz. Buradan da size duyurusunu yapmış olayım. Gün içinde tekrar görüşürüz. Peki, işgeo ile ilgili söyleyeceklerimiz de arkadaşlar bu kadar diyelim. Geçelim bir diğer hissemize arkadaşlar. Tekfen bakıyoruz. Tekfen kim sormuştu bu hisseyi bize? Kayıtlı grafiğimiz var. Şu ayarımızı da bir düzelteyim hemen müsaadenizle. 10 saniyenizi alacağım. Biraz gıcırtı olabilir seste. Bu nedenle kusura bakmayın. Evet, geldim arkadaşlar sesim tekrar. Şimdi geliyorum arkadaşlar ses. Tamam, gördüm ben. Şimdi geliyorum arkadaşlar siz. Ha, geliyor Mehmet Akif Bey. Tamam, çok güzel. Özür dilerim arkadaşlar. Geceleri biliyorsunuz bazen böyle şeyler oluyor. Biraz cızırtı olabilir. Bu nedenle özür diliyorum. Kusura bakmayın. Geçer birazdan diyelim. Öyle diyelim. Evet. BTK SSM siz sordunuz. 14.03 maliyet. Peki. Tekfenle devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz cızırtı olacak. Bu nedenle kusura bakmayın diyelim tekrardan. Evet, Mehmet Akif Bey, toplantım bitti, buradayım demiş. Pekala. Hoş geldiniz diyelim. İş yatırım arkadaşlar, malın sahibi 2072 Citibank yabancı, garanti emekli fonları şeklinde devam ediyor. Bakıyoruz yabancı burada nerede, zaten Citibank ikinci olarak %18.32 vardı. Bir de Deutsche Bank var arkadaşlar. Bir para geri çıkışlarında 11 milyon civarında bir para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu anda 14.04. Maliyetiniz de 14.03. Tam limittesiniz. Toplamaya bakalım arkadaşlar. Garanti almış Merrill Lynch, yani Bank of almış. Global Info Ziraat şeklinde devam ediyor. Bank of'un maliyeti 15 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. HSBC'yi görüyorum, 600 bin lot. Bu tarafta BGC Partners satmış. Yani toplaması çok böyle aman aman güzel bir toplama gibi durmuyor arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha sanki hisseyi aşağı mı basacaklar, öyle bir intiba var. Yılbaşından bu yana %14.75 oranında bir prim kaybı var arkadaşlar. 14.04 hissenin fiyatı. Eylül ayında %6 oranında toplamda prim kaybı var. Ekim ayında 1.5 oranında prim kazancı var. 0.76 PDS'i, 9.91 FK'sı var. Halka açıklığı 50.66. Son çeyrekte 729 milyon kar etmiş arkadaşlar. Peki, burada altta 13.08 bölgesi kuvvetli destek demişiz. Oralara kadar gelmeden zaten kendini yukarı atmış. Düşeni de dün itibariyle kırmış arkadaşlar. Bugün de üzerinde hareketlenmiş ve hareketine devam ediyor. Şimdi biz check-up'ını çok beğenmedik. Toplamasında çok bir şey yok dedik arkadaşlar. Fakat bu yine de hissenin çıkmayacağı anlamına gelmiyordu. Hacimli de bir yükseliş var Tekfen'de. Tabii biraz BIST 30'un işte BIST 100'ün de hareketiyle de doğru orantı 4 günlük 4 gündür yukarı doğru bir hareket yapıyor arkadaşlar Tekfen. Ne olursa olsun bizim artık burada takip edeceğimiz en önemli bölge 13.79 bölgesi. Ama yarın itibariyle bu rakam kaç oluyor? 13.76. 13.76'nın üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Sizin de maliyetiniz 14.03'müş. Şu an 14.04'lerde. Yukarıda 14.57'de kuvvetli bir yükselen trend desteği, direncimiz var. Bunu aşarsa asıl hareketin başlayacağını düşünüyoruz. Şimdi Tekfen gibi bir şirketin fiyatları burası olmamalı arkadaşlar. Yani daha da yüksek olmalı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla asıl yükseliş trendini şuradaki 14.57 bölgesinde bulunan yükselen trendi kırdığında, yükselenini kırdığında olacak arkadaşlar. Öyle olacağını düşünüyoruz.
Öyle olması gerektiğini düşünüyoruz en azından. Çünkü long breakout bölgesi burası. Bakın orayı kırdıktan sonra hareketler zayıflamış yani görüyorsunuz. Hareketler zayıflamış. Daha önce burası üstünde kalmış, tutmuş yani bu bölge. Hareketler böyle hareket işte aşağı doğru gelmeden önce ama kırdıktan sonra hareketler aşağı doğru zayıflamış. Burada 14.57 bölgesinden sonra asıl long breakout bölgesi diyoruz arkadaşlar. Asıl hareketin yapılacağı bölge olduğunu düşünüyoruz. Maliyetiniz 14.03. Burada yani elinizde nakitiniz de varsa acele etmeyin. Bekleyin. Tekrardan eğer şu 13.76'lar test edilecek olursa altına geçmediği sürece tekrar maliyetlenme yapılabilir Tekfen'de. Bizim beklentimiz biraz yatay pozitif yönünde ama dediğim gibi check-up bizi biraz aşağı çekebilir arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Evet arkadaşlar Tekfen ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet kayıt esnasında yayınımız gittiği için özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle kimler neler yazmış ona da bir bakayım yukarıya doğru çıkayım. Fatih Şen ben de listeye bir liste ekleyebilir miyim? Fatih Bey siz söylemediniz mi hissenizi? Allah Allah. Siz az önce iyi akşamlar dedik orada söylememiş miydiniz? Allah Allah. Pardon özür diliyoruz. Rica ederim Metin Bey siz daha kıdemlisiniz. Hayırdır Metin Bey ile bir sohbet mi oldu arada ben kaçırdım orayı. Nazip Bey ile Metin Bey arasında. Pekala. İsimsiz Kahraman efendim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar dilerim sizlere de. Listemiz doldu. İndesi Nazip Bey not alsın. Mümkünse bakalım. Kerim Aslan hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar kolay gelsin demiş. Metin Bey çok naziksiniz teşekkürler demiş Nazip Bey de. Rica ederim siz. Ya ne kadar kibar insanlarsınız maşallah. Evet Nazip Bey demiş zaten ikinci liste notunu aldım vakit kalırsa bakacağız demiş isimsiz kahraman isimli rumuzlu arkadaşımıza. Pekala yayın dondu tekrar geldi. Cızırtı devam ediyor mu arkadaşlar yoksa biraz azaldı mı cızırtı? İlk başladığında biraz oluyor sanki sonra azalıyor gibi ama. B planına geçtik ya arkadaşlar ondan dolayı. Kerim Aslan listemiz doldu ama mümkünse sağ olsun Nazip Bey not alıyor. Vaktimiz kalırsa bakalım. Söz vermeyeyim çünkü saat de ona geliyor yavaş yavaş. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. Metin Bey demiş ilk göz ağrılarınızdan olarak Nazip Bey'i övücü sözlerinizden ötürü kıskanıyorum diye yazmıştım. Öyle mi? Metin Bey eyvallah. Baş tacısınız Metin Bey. Yani bu kanal gerçekten bu noktalara geldiyse sizin emeğinizi ben kesinlikle yadsıyamam. Ben ilk kanalı açtığım ve canlı yayınlara başladığım günden bu yana siz benim yanımdaydınız. İlk 50 abonemde de yanımdaydınız. İlk 500 abonemde de yanımdaydınız. Eminim ilk 500, ilk 5000, ilk 50 bin inşallah olursa abonelerimde de yanımızda olacağınızı düşünüyoruz efendim. Sayın Metin Bey. Çok sağ olun. Yok hocam müsaade almadan söylemedim demeyin ya Fatih Bey. Öyle deyince üzülüyorum ama bu sefer yazasım geliyor. Bu nezaketinizin karşılığında. Çünkü siz yayın başladığında geldiniz Fatih Bey. Öyle hatırlıyorum yani. Evet peki. Neyse o zaman en son ARD'ye bakacağız. Ondan sonra Fatih Bey buradaysanız size soracağım. Diyeceğim hangisinizse bakalım. Aydın Nümal, efendim hoş geldiniz. Selam hocam geç kaldım demişsiniz. Evet ne yazık ki Aydın Bey biraz geç kaldınız. Make up sıramız kalırsa bakalım olur mu? Evet. Hafif güzel şu anda. Heh, tamam. Güzel. Çok cızırtı yoksa sorun yok. Evet Metin Bey demiş. Çok naziksiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Evet arkadaşlar devam edelim o zaman. Geçelim bir sonraki hissemize. Hangi hissemiz arkadaşlar? Format bakıyoruz. Evet. Format, metal ve cam. Kayıtlı grafiğimiz varmış. Hemen check-up'ına dönelim hızlıca. Kıymetli arkadaşlarım. Şuradan da. Kim sormuştu bu hisseyi? Sanki iki arkadaşım sormuştu. Böyle bir aktif olabilirlerse lütfen onlara yönelik konuşmalarımızı yapalım. Aldılar mı, alacaklar mı? Maliyet durumları nedir?
Peki, kimmiş arkadaşlar? İş yatırım varmış. Vakıf, garanti, ak yatırım şeklinde devam ediyor. Yabancı nerede? Citibank'ı görüyorum. 0,67 oranında bu bölgede var arkadaşlar. Koray Bey, siz sordunuz. 1,27 maliyet. Şu anda 1,27'ymiş. Bugün mü aldınız? Daha önce aldınız, maliyetinize mi geldi? Öyle mi diyelim? Evet, geçelim arkadaşlar. Burada para giriş çıkışlarında bir para çıkışı var ama çok da önemli bir miktar değil. Hissenin fiyatı şu an 1,27, yılbaşından bu yana %48,79 oranında bir prim kaybı var Formet'te. Kimler toplamış? İş yatırım toplamış arkadaşlar. Malın sahibi yine 4 milyon lot almış. 2 ay önce aldınız. Evet, 1,27 şu anda. Info Bank of toplamış arkadaşlar. 1,34, 1,30 maliyetle bu bölgelerde. Demek biraz aşağı gelmiş ki sonra çok da aşağı gelmiyor. Şu an bakın, Temmuz, Ağustos, Eylül'de prim yapmış hep bu hisse. Nasıl oluyor? Yani şu haliyle siz 2 ay önce aldığınızda bile yukarı çıkmış %8. Yani %5 yine kârda olmanız lazım. Evet, enteresan. Format. Peki kimler satmış arkadaşlar? QNB, Şeker, Halk İnvest şeklinde devam ediyor. Para giriş çıkışlarında çok bir şey yok ama toplamalar fena değil arkadaşlar. Hissenin fiyat yerine bakacağız şimdi. FDS'i 1,36, FK'sı 22,08, halka açıklığı %89, son çeyrekte 2 milyon kar açıklamış. Evet. 1,41'de bakın kayıtlı grafiğimiz var arkadaşlar. Muhtemelen kayıtlı grafiği biz ne zaman kaydettik? Bu bölge yoktu bence kaydettiğimizde. Yani şurada çalışan bir bölge ve burası direnç olur demişiz. Geçen hafta tavan yaptı. Evet. Peki şöyle yapalım. Burada 1,41, işte bazen diyoruz ya arkadaşlar, yukarıdaki dirençleri geldiğinde, işte saatlik bazda bakın aşağı geliyorsa baktınız kalıyor. Kalıyor. O zaman ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? O zaman ne yapacaksınız? 1,44 miydi bu ya? Biz niye oynattık bunu yerine? 1,41 miydi arkadaşlar? Bunu kayıtlı bölgesi. Şöyle bir çalışan bölge neresiydi? Evet. 1,41, 1,42 bölgesi. Evet, burası. Demiştik ki arkadaşlar, böyle işte üstüne attıktan sonraki gün eğer kırmızı yakacak olursa, şu bölgelerdeki şeye göre, saatlik kapanışlara göre pozisyonunuzu artık kapatın. Çünkü yani tablo ortada, bakın şöyle olduğu gibi. Mesela şimdi bir önceki gün yeşil üstüne atmış. Bakın üstüne atmış arkadaşlar. 1,43 tavan yaptı, evet. Sonra üstünde açmış. Değil mi? Üstünde açmış. Hatta nereye kadar? 1,47'ye kadar. Saatlik bazda bakın altında kalmaya başlayınca, kadar beceriksiz adamım ya. Altında artık gelince böyle baktınız ki saatlik kapanıyor şu bölgelerde ve riskli artık. Kapatacaksınız burada. Ya da az az satacaksınız. Biraz pozisyon kapatacaksınız yani arkadaşlar. Borsa işi biraz aktif olmayı gerektirir bazen. Ne zaman? Direnç bölgelerinde. Yani gelmiş. Teknik analiz diyor ki altına geldiğinizde şeye bakın diyor arkadaşlar. Bu bölgeye bakın diyor yani. Artık buradan satın diyor hafif hafif. Peki şu anki duruma bakalım. Altta 1,08 kuvvetli destek. Yani bu bölgeden şu an uzağız zaten. Yukarıda 1,42 kuvvetli direnç arkadaşlar. Arkadaşımızın maliyeti 1,27'ymiş. Yalnız bu kırmızı süreç devam edecek olursa Formette biz check-up ile ilgili ne demiştik? Toplaması var biraz demiştik, değil mi? Toplaması var. Fakat ne zaman hareket edeceği şu an itibariyle belli olmayabilir. Bu negatif süreç devam edecek olursa, şu an her ne kadar kısa da al konumunda ve pozitif olsa da, biraz daha aşağı gelecek olursa eğer 1,08, yani inşallah buralara kadar gelmez. Çok kuvvetli destek. Peki yukarıya bir destek atabilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Yukarıya şu bölgeye bir destek atabilir miyiz? Sonuçta çalışmış bölge yani şuralarda. Baktığınız zaman. Evet. Burası iyi mesela. 1,14. 1,14. Eğer elinizde nakitiniz varsa en kötü bu bölgelere kadar geldiğinde, bu bölgelere kadar geldiğinde biraz daha maliyet azaltabilirsiniz.
Yukarı çıkmaz mı? Toplaması güzel. Çıkar. Burada kırmızıyı yaktıktan sonra tekrar gerisin geri bu hareketi yapar mı? Yapar. Aslında yaparsa güzel olur. Şöyle güzel bir haber vereyim. Genelde arkadaşlar, genelde bu hareketi yaparsa eğer, hazır olun. Ve eğer şu 1.42'yi kırarsa asıl yükseliş buradan sonra başlar. Yani biri bana gelse dese ki bu hisseye şu an 1.27'den mi girersin? Yoksa tekrar geldiğinde 1.42 üzerinden 1.44, 1.45'ten mi girersin? Ben buna 1.45'ten girerim. Yani böyle bir hareket yaparsa çok güzel olur. Format. Evet arkadaşlar. Format ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Pekala. Bakalım kimler ne yazmış. Buradayım bekliyorum demiş Fatih Bey. Fatih Yasak hocam benimle karıştırıyorsunuz. Öyle mi? Doğrudur, olabilir o zaman. Seyit Ahmet hocam. Hocam BERA analizinizde bana soru sormuşsunuz. Tekrar analizi dinlerken duydum. Anlık PC başında değilken olmuş. Özür, estağfurullah. Önemsiz gördüğüm için sildim. Sorun yok hocam. Estağfurullah ya. Seyit Ahmet Ünal Bey, sayın hocam. Sizin yazdığınız her cümle bizim için önemli ve kıymetlidir. 30.000 TL var o hissede. Koray Garip. Hayırlısı olsun. 3.000 kar yazdı gider dedim. Şimdi yine aynı başa döndü. İşte az önce söyledim. Tekrar dönerse gider bu defa. Yani öyle düşünüyoruz. Yazarak izah edilebilecek gibi değildi demiş. Merak ettim. Neyse konuşuruz o zaman. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer hisseye Eplas bakıyoruz. Eplas. Eplas'ta zaten kayıtlı grafiğimiz var. Egeplast. Hemen hızlıca tekrardan neyine bakıyoruz? Chicago'na bakıyoruz. Şöyle devam edelim. Kim sormuştu bu hisseyi? Bu Nasip Bey'in de hissesi ama başka biri sordu bence bunu. Değil mi? Evet, kim sorduysa aktif olabilirsek çok memnun olurum arkadaşlar. Peki kimmiş arkadaşlar hep plasmanın sahibi? İş yatırım gedik garanti yapı kredi şeklinde devam ediyor. Yabancıda durum ne burada? Daha önce bakmıştık zaten. Philip Capital'i gördük. Eser miktarda geçiyoruz. 2 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin şu anki fiyatı 23.50. Hisse yıl başından bu yana %29.43 oranında prim kaybetmiş. Evet, Samet Bey siz sordunuz Eplas'ı. Aldınız mı? Alacak mısınız? Gerçi vardı değil mi sizin elinizde? Sanki bu hisse. Evet. 23.50 hissenin şu anki fiyatı. Kimler toplamış? İş yatırım, yatırım finans. Bizim menkul Ak Yatırım şeklinde devam ediyor. Maliyetlere bakalım. Maliyetler biraz yukarıda. Yatırım finansın olması güzel. İyice bece de var burada. Çok bir toplaması yok ama güzel para. Yani para girişinden normal fena sayılmaz. Burada da çok bir çıkış yok. Yani fena değil check-up'ı. Çok kötü olmamakla birlikte iyi sayılmaz. Çok iyi olmamakla birlikte kötü sayılmaz diyelim. Biraz daha toplama olsa daha iyi olurdu sanırım. 23.56 maliyetiniz. Peki. Eylül ayında %11 oranında prim yapmış. Bu ise Ekim ayı başından bu yana, geçen cumadan bu yana %6.66-67 oranında düşmüş. PDS 2.99, FK'sı 6.44. Halka açıklığı %58.90. Net kar son çeyrekte arkadaşlar 17 milyon civarında net karı var. Evet. Eplas ile ilgili zaten daha önceki yayınlarımızda, videolarımızda arkadaşlar kayıtlı gördünüz, söylemiştik. Şu bölgeye geldiğinde ne demiştik? Burası kuvvetli direnç bölgesi olacak ve buradan pozisyon azaltılmalı. En iyi Nazif Bey bunu bilir. O bölgelerden zaten pozisyonlarını azaltmıştı. Geriye dönün. Eplas ile ilgili yapmış olduğum tüm videolarda bu cümleyi kurmuşumdur arkadaşlar. Burada altta 21 bölgesinde yükselen bir trendimiz var. Yeşil. Bir de altta yatay desteğimiz var arkadaşlar. Yükselen yeşil trend defalarca çalışmış bir bölge. Yavaş yavaş da yükseliyor. Şu an 22.87, 22.86 bölgesine tekabül ediyor. Fakat
Bu 23 28 43'ü kırdıktan sonra alttaki şu direnç olarak daha önce çalışan, sonra kırdıktan sonra 28-43'e kadar atan, sonra da destek olarak çalışan 4-5 gün çalışmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 gün çalışmış. 6. günde artık kırmış ve o bölgeden uzaklaşmış. 5-6 gün çalışan bu bölgeden sonra bizim şu yükselen trendimize doğru bir hareketi var Eplas'ın. Check-up'ında dediğim gibi çok bir şey yoktu arkadaşlar. Yani olumlu denilebilecek çok bir olay yoktu. Tekrar bu 22-86 bölgesindeki bu daha önce hiç kırmadığı orta vade, bakın geçen yıl Kasım ayından gelen kırmadığı bu bölgenin üzerinde tutunacağını düşünüyorum. En azından birkaç gün şöyle altın üstüne pin bırakacak şekilde bir hareket yapacaktır. Ha buraya gelir mi? Yani şu an sat konumunda ve negatif gelebilir. Buraya gelirse bu bölgelerden yavaş yavaş maliyetlenilebilir, toplanılabilir. Onu da ifade edelim arkadaşlar. Peki bu yeşil yükselen trendi kıracak olursa şu altta 21-13 bölgesi bizi tutar mı? 23-13 bölgesi yani geçen yıl çalışmış bir bölge. Direnç olarak çalışmış bir bölge. Burada da bir tane küçük bir teması var sanki. Şu bölgede. Yani çok net tutmayabilir. Yani şu 22.86 aslında daha kuvvetli. Eğer bu 22.86 tutmazsa Eplas'ta 21.13 sadece bizi birkaç gün uğraştırır ama ondan sonra aşağıya gelme riski doğabilir. Bu negatif senaryo. Peki pozitif senaryoda ne olur? Pozitif senaryoda şu. Bu bölgeyi hiç görmez. Tekrar 25.09 bölgesine gelir. Peki biz pozisyonumuzu 25.08'lerde, 25.09'larda kapatalım mı? Hayır, gerek yok. Tekrar bu 25.08'i geçerse bu defa 28.43'ün direnci biraz daha zayıf olacaktır arkadaşlar. O zaman yukarıdır. Pozitif senaryo durumumuz bu. Bu bölgelerden toplamalar normal ama 22.86'nın altına geliyorsa o zaman biraz pozisyon azaltılmalı Eplas'ta arkadaşlar. Evet, Eplas'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Geçelim bir diğer hissemize arkadaşlar. Yayla bakıyoruz. Yaylayı kim sormuştu bize? Yayla. Evet, kayıtlı grafiğimiz yokmuş. Güzel. Hemen check-up'ına geçelim. Para giriş çıkışında bir şey yok. Ferhat Bey şu an WhatsApp'a bakamıyorum ama birazdan baksam olur mu? Dönüş yapsam size. Evet, maliyet 3.70. Murat Bey sormuş. Pekala efendim. Şu an hissenin fiyatı 3.27. Ha, grup resmi. Peki ya, olur, sizin canınız sağ olsun. Hemen yaparız. Programı bitirelim. Hemen dönüş yapacağım ben size. Kim iş bana sahibi iş yatırım %15 A1 Kapital Vakıf Yapı Kredi şeklinde devam ediyor. Yabancı Philip Capital 1.10 oranında gördüm burada. Citibank'ı görüyorum 0.33. Para giriş çıkışlarında bir para çıkışı var. 474 bin civarında. Çok bir şey para çıkışı da sayılmaz aslında bakarsanız. Hissenin fiyatı şu an 3.27. Geçen yıl %173 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bu yıl %25 prim kaybı var. Şimdi bu hisseyi alan diyor ki ya keşke 2020'de alsam. Bak 12 ayda %173 prim yapmış. Bu yıl 10 ayda %25 değer kaybetmiş hisse. Yani ne vardı bu yılda bu kadar prim yapsaydın değil mi? Ama yapmamış işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kim toplamış? İş yatırım toplamış. 1 milyon 1 milyon lot şeklinde. Kimler satmış? Satanlar arkadaşlar. Credit Suisse, Bank of, A1 Capital bunlar da bu bölgelerde satmışlar. Evet, check-up'ı çok da iyi durmuyor şimdilik. Yaylanın.
Peki 25-85 tepki işlem yapılır mı diye bakacağım. Ağustos'ta düşmüş, Eylül'de düşmüş. Ekim'de zaten küçük bir tepki yapmış. Yani şu ikisinin 14-7 %21'lik %21,5'luk bir düşüşün tepkisi Ekim ayında olur mu? 1,5 olmuş. %3'e 5 işlem yapılır mı? Yapılabilir arkadaşlar. Check-up'ını beğenmedik. Ama şuradaki şu 2 aydaki düşüşteki tepkiye işlem yapacak mıyız? Ona bakacağız şimdi. PDS'i 2,33, FK'sı çıkmamış. Neden? Tepki işlem yapacağız. Çünkü son çeyrek bilançosunda zarar açıklamış arkadaşlar. 692 bin lira. Halka açıklığı da %73. Murat Bey'in maliyeti 3,70'miş arkadaşlar. Bizim kayıtlı grafiğimiz yok bu bölgede. Şöyle bir yükselen trend atalım buna. Şöyle biraz mantıklı, uygun gibi duruyor. Buna bir yeşil rengini verelim. Altta 2,97 yükselen trend desteğimiz. Arkadaşlar, şu an yükselen trendin üzerinde hareketini sürdürüyor. Bir tane de yatay destek atacağım. Çalışan bir bölgeden atacağım arkadaşlar. Çalışan bir bölge. Bu bölge neresi? Bu bölge tam olarak burası. 3,06 çalışan bir bölge. Bakın burada. Burada çalışmış. Etrafında dolaşmış. Hatta o zamanki all time high seviyesini gördükten sonra altına atıp sonra tekrar sonraki hareketin başlangıcı da yine bakın bu bölgede olmuş hareket. Daha sonra bu yıl itibariyle de bu bölge buralarda çalışmış. Ve en yakın destek olarak da burası bizim gözümüze çarpıyor arkadaşlar. 3,06 bölgesi. Şimdi 3,27 en kötü ihtimalle. Şimdi bugün bir atak yapmaya çalışmış ama olmamış. Dün güzel bir atağı var arkadaşlar. %5'lik bir prim yapmış. Her ne kadar en kısa da sat konumunda ve negatif olsa da şu kırmızı mumun 3,06'dan bir destek aldığını, yani şu destek bölgesinden destek aldığını varsayarsak bu hareket hani check-up'ında bir şey de yok. Bir tepki hareketi dedim ya, bir tepkiye işlem yapılır mı diye sadece insanın aklına geliyor. Peki tepkiye işlem yapacak olursak üstte bizi ne hangi bölge karşılar arkadaşlar? Ona da bakalım. Üstte bizi karşılayacak bölgede 380 bölgesi aslında fena da bir yer değil arkadaşlar. Bu da daha önce bakın buralarda çalışmış özellikle şurada. Özellikle şurada destek olarak çalışmış. Bakın şurada destek çalışmış. Burada destek çalışmış. Kırmış buraya arkadaşlar. Daha sonra da bu bölgede işlem devam etmiş. Gördüğünüz gibi buralarda da çalışmış bir bölge 380 bölgesi. Hasılı yaylada arkadaşlar 306 çok kuvvetli destek. 297'de şu anda yeşil yükselen trend desteğimiz olmak üzere 3,80'de yukarıda kuvvetli direnç. Yani Murat Bey işlem yapıyor bu hissede. Onun için ona söyleyeceğimiz cümle şu. 3,70 maliyetiniz var. 3,80'lere geldikten sonra eğer kıramayacak gibi olursa, çünkü check-up'ında çok bir şey yok. Aşağı tekrar gelme riski var. Sadece bu 3,80'lere çıkarsa neyle çıkar biliyor musunuz? Şu 2 ayda almış olduğu tepki var ya, aşağı geliş %21'lik şu işte Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüş. Ağustos Eylül müydü? Evet, Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüş. Onun bir tepki hareketi olabilir 3,80'lere kadar. Eğer o vakte geldiğinde yine toplaması yoksa buradan bu dirençten sekip aşağı inme ihtimali çok yüksek bu hissenin. O bölgelere geldiğinde maliyetiniz geçmiş olursa sizler de belki kar al veya stop değerlendirebilirsiniz yayla ile ilgili. Evet, yayla ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar demeden önce bunu kaydedelim. Değil mi arkadaşlar? Şöyle bir yayla diyelim. Kaydedelim. Daha sonra tekrar sorulduğunda bakmış oluruz. Evet arkadaşlar, yayla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki geçelim arkadaşlar bir diğer hissemize. Bir yat bakıyoruz. Kim sormuştu bu hissemizi bize, bir yatı? Kayıtlı grafiğimiz var bununla ilgili. Evet, yeşil yükselenimize gelmiş.
Riyad. Borusan pazarlama. Teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim. Hürriyet. Evet, kimmiş arkadaşlar malın sahibi? Şöyle bir bakalım. Ünlü Ata Yatırım Finans şeklinde devam ediyor. Burada Citibank'ı görüyorum, %4 civarında. Aşağıda Deutsche Bank'ı görüyorum arkadaşlar, 0,29'da. Geçelim para giriş çıkışlarına bakalım. 925 bin bir para girişi var ama yani çok bir para girişi değil arkadaşlar. Hissenin fiyatı zaten 337 TL. Kimler toplamış? Bankof toplamış 233 bin lot 398'den. Allah Allah. Enteresan arkadaşlar. Enteresan. Dur bakalım. Toplamaya başladıktan sonra aşağı gelmiş demek ki ise. Bankof tersi yatırmışlar. Bankof tersi yatar mı? Yatıyor işte arkadaşlar. Kimse demesin ben yatmam diye. Ama bunlar hiçbir zaman zarar etmez. Tersi yatarlar ama zarar etmezler arkadaşlar. Şimdi tersi yatıyor dediğimiz zaman birileri bizi dinleyip hadi lan oradan büyük yatırımcı işte zarar eder mi? Bak biz zarar eder demedik. Terse yatmış. Ama ne yapacak? Bu aşağıdan böyle bizim gibi sınırlı kaynakları yok ki arkadaş adamız. Yani kaynağı geniş. Tekrardan alttan alacak. Maliyetini aşağı çekecek. Yukarı çıktığında da satacak yani. Öyle sizin benim gibi şeyi yok yani. Acelesi yok. 3 gün sonra zengin olayım derdinde değil. Öyle bir hareketleri var arkadaşlar. Peki, Bankof QNB şeklinde devam ediyor yatırım finans. Yani toplamı fena değil arkadaşlar. Burada bir beklenti olduğu açık. Geçen yıl %664 oranında prim yapmış. Bu yıl %25 oranında prim kaybı var. Ağustos'ta %56 yükselmiş. Eylül'de %28 düşmüş. Ekim'de %1,5 oranında primi var arkadaşlar. PDS 2,57, FK'sı 50,62. Halka açıklığı 13,46. Son çeyrek net karı 87 milyon civarında arkadaşlar. Bu riyatla ilgili biz iki tane çizgi yapmışız arkadaşlar. Yatay destek ve yatay direnç şeklinde. Bir de yeşil yükselen trend çizgimiz varmış. Bakın burada orta vadede geçen yıldan gelen ve daha önce bakın burada çalışmış bir bölge ve yine ne zaman çalışmış? 7 Ekim'de çalışmış arkadaşlar. 7 Ekim'de çalışmış olan şu bölge arkadaşlar tekrardan yeşil yükselen trende değmiş. Nereyi kırmış? Bakın şu 326'daki desteğimizi kırmış. Altına gelmiş arkadaşlar bakın. Önce buraları kendine destek yapıyor. Görüyor musunuz? Sonra kırıyor ama nereye kadar? Şimdi bazen diyoruz ya bu destekleri kırdığında derinliği bilemezsiniz. İşte bakın derinliği buradan yani altına yeşil yükselen trende atınca arkadaşlar derinliği görmüş olduk. Buralardan alınabilir miydi? Alınabilirdi. 311, 312, 315 bölgelerinden alınıp yukarıya tekrar atabilirdi ve tekrardan üstüne atmış. Şimdi toplaması fena değildi arkadaşlar. Para giriş çıkışı olmamakla birlikte. Bunu soran arkadaşımız kimdi? Aktif olamadı sanırım. Bakayım şöyle. Hocam yayın tahmin ne zaman biter demiş Samet Bey. Valla Samet Bey gidiyoruz işte. Yine herhalde bir saati bulur. Şu an fiyat 337 TL'de arkadaşlar. Her ne kadar kısada sat konumunda ve negatif olsa da 326 tekrar kırılmadığı sürece ki burada önemli olan 311 artık arkadaşlar. Bu bölge kırılmadığı sürece bu riyatta herhangi bir sorun yok. Yani almak isteyen hocam ben bu hisseyi nereden alırım diye biri soracak olursa yani şu anda bu riyat alım bölgesinde arkadaşlar bu bölgelerde. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu bölgelerde alım bölgelerinde. Yani buradan alıp 482'de şurada bir direnç var. Oraya kadar sabrınız varsa beklersiniz. Güzel de para kazanırsınız arkadaşlar. Buriyatla ilgili. Evet. Buriyatla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Geçelim. Geçelim arkadaşlar bir sonraki hissemize. Durdo. Bu hisseyi kim sordu? İlk defa çünkü biz check-up'ına bakacağız bu hissenin. Bizde kayıtlı grafiği yok bildiğim kadarıyla çünkü. Duran Doğan Basım. Aktif olalım lütfen arkadaşlar. Durdo'yu kim sordu bize?
Aldınız mı? Alacak mısınız? Maliyet nedir? Evet. Peki kim varmış arkadaşlar malın sahibinde? Bizim menkulü görüyoruz burada. Ak Yatırım QNB şeklinde devam ediyor. Yabancı Citibank'ı görüyorum 2.89'da bu bölgede. Philip Capital var arkadaşlar. Çok eser miktarda geçiyorum. 1 milyon civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu an 14.94. Yılbaşından bu yana %42 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bank of toplamış. Bakın 735 bir oranında Bank of toplamış. Duran Doğan Basım. Evet. Ana pazar hissesiymiş arkadaşlar bu da. Güzel, enteresan. Taciller Gedik Deniz şeklinde devam ediyor. Burada Philip Capital'in bir satışı var ama çok önemli değil. Yani şu an toplaması fena değil arkadaşlar. Check-up'ı fena değil hissenin. Yalnız yılbaşından beri %42'lik bir primi var. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de de habire çıkmış. Ha, burada tabii Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da düşmüş ama yani şunu topladığımızda şurayı götürse 15 işte 25 oranında son 3-4 ayda %25'lik de primi var arkadaşlar. Bu noktadan grafiğe bakmak lazım. PDS 616, FK'sı 47-10 biraz fazla. Halka açıklığı %32, son çeyrek net kar arkadaşlar 10 milyon 160 civarında. Heh. Bakın zaten ortaya da koydu kendini. Ha, bu hisse buraya kadar geldi diye tekrar üstüne çıkmayacak diye bir kaide var mı? Tabii ki de yok. Tabii ki de yok arkadaşlar. Tabii ki de çıkabilir. Tabii ki de çıkabilir. Bir toplaması var. Toplamasını beğendik. All time high seviyeleri var arkadaşlar. Burası neresi? Bakın o bölge. Orayı görmüş. 15.90. Şu anda 14.94. Arada yaklaşık 1 TL'lik bir fark var. Güzel destek aldığı bölgeye bakalım. Yatay bir destek bölgesi çizelim arkadaşlar buna. Destek aldığı bölge daha önce çalışan bir bölge. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölge daha önce çalışan bir bölge. Neresi? İşte tam da burası. 13.28 bölgesi. Şimdi diyelim ki bir arkadaşımız bunu aldı diyelim arkadaşlar. 13.28 bölgesinde, şey 14.94 bölgesinde aldı. Negatif bir senaryoda 13.28 bölgesi daha önce çalışmış. Bakın defalarca bu bölge destek olmuş, direnç olmuş, destek olmuş, direnç olmuş ve burada direnç olarak çalışmış arkadaşlar. Burada destek olarak, buralarda ise destek olarak çalışmış üstüne attıktan sonra 13.28 bölgesinin tekrar destek olacağını düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Check-up'ı güzel, toplaması güzel. Fakat bu hareket nereye kadar gider? Şimdi üstte bir direnç çizemeyiz çünkü artık all time high seviyelerine kadar gelmiş. Sadece elinde olan varsa, hani soran arkadaşımızın elinde varsa zaten muhtemelen kârdadır. Akımda kalsın, kâr almaya baksın. Satış yapmak için acele etmesin. Elinde olmayan ve almak isteyen arkadaşlar da kademeyle toplayabilir. Son bölge 13.28 destek olacaktır arkadaşlar. Durduğu için. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet, kaydedelim arkadaşlar grafiğimizi. Durdu ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Geçelim bir diğer hissemiz arkadaşlar. Frigo. Frigo daha önce baktığımız hisselerden zaten. Kim sormuştu bu hisseyi? Biraz aktif olalım lütfen. Frigo hakkı da. Bu hisseleri sorup ondan sonra gidiyorlar mı ya? Nasıl olsa hoca bunları tek tek ayıracak. Biz de bunu videosunu izleyeceğiz. En iyisi sorup gidelim. İçeride zaten misafir var veya işte maça gideceğiz. Maç izleyeceğiz. Bu arada dün akşammış Türkiye'nin maçı. Ben yine izleyemedim. Başka bir işim vardı. Bu sıra kısmet olmuyor beni milli maçları izlemek ama kazanmışlar en azından ona sevindim. Evet, kim sormuştu Frigo'yu? Frigo'yu soran çıkmazsa analiz etmeyeceğim diyormuş. Tamam Fatih Bey buradaymış bak. Tamam 18.49 maliyetiniz. Tamam güzel. Güzel, tamam güzel. Harika.
Peki kim varmış arkadaşlar? A1 Kapital iş yatırım garanti şeklinde devam ediyor. Yabancıya bakalım. Burada Philip Kapital'i görüyorum. 0,44 eser miktarda geçiyoruz bu bölgeyi. Bir para giriş çıkışında 1 milyonluk bir para girişi var arkadaşlar. Hissenin fiyatı şu an 21,04. Yılbaşından bu yana %2'lik bir prim kaybı var. Ama Frigo'ya hep söylüyoruz değil mi? 2019 yılında %62, %662 oranında %662 oranında prim yapmış arkadaşlar 2019'da. 2020'de %200 oranında neyse prim yapmış. 2021'de yazık alamayanlar o bölgelerde şu an bekliyorlar arkadaşlar. %2 prim kaybı var. Peki kimler toplamış? İş yatırım var. Ak yatırım TEP şeklinde devam ediyor. Philip Capital biraz almış ama çok da fazla değil. HSBC ve yatırım finansı da görüyoruz arkadaşlar. Satışlarda Bank of yok. Satışta sayılmaz o bölge. Fena değil. Hafif bir para girişi var. Şu bölgelerdeki maliyetlenmelere bakıyorum. Şu anki fiyatın biraz üzerinde. Dolayısıyla bir hareket bekleniyor ise de. Frigo 30 yaklaşık %31 prim yaptı. Bunun biz kayıtlı hissesi, kayıtlı grafiğimiz var. Hatta çok da anılarımız var Frigo ile ilgili arkadaşlar. Sağ olsun Nazif Bey sormuştu geçen aylarda bununla ilgili. Şöyle bakıyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül'de düşmüştü. Eylül, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta düşmüştü ama Eylül'de hatta Mayıs, Nisan'da da düşmüştü. Eylül'de güzel çıktı. Burada Ekim'de %4'lük bir prim kaybı var. 18,49. Maliyetiniz güzel Fatih Bey. PDS 4,01, FK'sı 13,50. Fena sayılmaz. Halka açıklığı %64. Son çeyrek bilançodaki karı 3.652.000. Şimdi biz bu hisseyi analiz ederken şu bölgelerde analiz etmiştik ve demiştik ki bu 17,02 bölgesi kuvvetli destek, bu bölge çalışacak demiştik. Biz bu çizgiyi burada çizmiştik. Sonra altında bir gün kapanış aldı. Sonra da üstüne attı arkadaşlar. Sonra 19,40'ı çizdik burada. Tabii bununla beraber bu bölgede bir hareket edebilir demiştik 19,40'da. Bakın önce buraya attı, bu 17,02'yi kırdıktan sonra gap'li açtı. Kırmızı tekrar altına geldi. Kıramadı yani. Şu direnci arkadaşlar kıramadı başlangıçta. Yine kıramadı. Bir gün üstüne attı. İkinci gün altında kaldı. Bir gün üstüne attı. İkinci gün altında kaldı. Bir gün üstüne attı. Bakın üçüncü defa denedikten sonra ne yaptı arkadaşlar? Bu direnci kırdı. Görüyor musunuz? Kırdı. Şu 19.40'taki direnci kırdı arkadaşlar ve üstünde kalmaya başladı. Ta ki nereye kadar? Sonra dedik ki arkadaşlar bunun için çok önemli bir direnç bölgesi daha var. Çalışmış bir bölge daha önce defalarca. Bakın şuralarda, şuralarda çalışmış bir bölge. Burası asıl kuvvetli direnç dedik. O bölgede neresiydi? 24.96 bölgesiydi. Bir yatçı İsa burada, İsa Bayar, ama biz ona baktık, siz hiç bize dönüş yapmadınız ama az önce baktık bir yat. Sanırım o esnada ekran başında değildiniz. Geçtik, biraz geriye sararsanız izleyebilirsiniz ya da birazdan ben zaten tüm hisseleri ayrı ayrı video şeklinde kanalıma yükleyeceğim. Gece veya sabah bakabilirsiniz. Burada 24.96'nın çok kuvvetli direnç olduğu nereden ortaya çıktı arkadaşlar? Daha yaklaşmadan satış yemeye başladı. Yani onun böyle etkisi alan altına girer girmez satış yemeye başladı. Zaten Nazif Bey evet hocam yazmış. Sağ olsun şu bölgelerdeyken Nazif Bey ile konuşuyorduk. Hocam stop olayım mı dedi. Dedim abi bunu bugün stop olacaktın. Olmadıysan artık olma. O da zaten bizden daha tecrübeli bir insan olduğu için şu bölgelerde stop olmadan direkt yukarıya doğru çıkışı takip etti. Ve bu bölgelere kadar İnşallah para kazanmış oldu arkadaşlar. Sloganımız neydi? Herkese para kazandıracağız. Tabii Nazif Bey sağ olsun bizden daha tecrübeli olduğu için biz ona kazandırdık sayılmaz. O kendisi zaten bu tecrübesiyle parasını kazanmış oldu. Rabbim bereketli kazançlar versin. İnşallah sizlere de bizlere de. Bakın bu 24.99 bölgesindeki, yani 24.96, 24.95 bölgesindeki desteğe daha yaklaşır yaklaşmaz kırmızıyla satış yedi. Peki. Şimdi bu kadar şeyi anlattın diyecek Fatih Bey. Hocam peki bundan sonra ne olacak? Maliyetiniz güzel yerde. Bundan sonra ne olacak? Hemen söyleyelim. Check-up'ı neydi? Check-up'ı güzeldi arkadaşlar. Fena değildi. Beğenmiştik. Hani hissede hafif de olsa bir beklenti var. Burada 19.40 bölgesi var ya şu anda. Kaçtayız? 21.04'teyiz. Bu 19.40 bölgesi zaten maliyetiniz de iyi.
Buraya tekrar değme ihtimali var. Eğer değecek olursa bu bölgeye. Bu bölgeye değecek olursa altını sarkma durumuna göre maliyetinizi orada düşürmeyin. Yani düşürmeyin derken maliyetiniz zaten aşağıda. Biraz daha almak isterseniz altına sarkıp sonra tekrar böyle altına sarkıp sonra tekrar üstüne çıktığında şu bölgelerde biraz daha maliyetlenebilirsiniz. Bir sonraki denemesinde biz 24.96'nın artık kırılacağını düşünüyoruz. Yani şunu söylüyorum. Frigo biraz beklenirse arkadaşlar güzel para bırakacak bir hisse. Yani şu hareketi yaptı ya hani. Şuradaki şu yatay hareketi yaptı. Ondan sonra yukarı koptu ya. Bu tekrar bu hareketi yapmaz arkadaşlar. Yakın bir süre yapmayacaktır yani onu söyleyeyim. Yani yine tekrar en kötü ihtimal şuralara değecek. Böyle sonra tekrardan buralara çıkacak ve 24.96'yı kıracak. Yani Frigo para kazandıracak mı hocam? Söylüyorum arkadaşlar, açık net söylüyorum. Frigo para kazandıracak. Fatih Bey, maliyetiniz güzel. Akımda kalın, acele etmeyin. Sadece şu 19.40 bölgesindeki desteğe dikkat edin. Orayı kırmaması lazım. Gerçi kırarsa 17.02 kuvvetli destek. Burası çok ciddi çalıştı. En kötü burayı kırarsa buraya kadar da maliyet alırsınız. Ama ondan sonra Frigo'nun güzel para kazandıracağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, Frigo ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, bir hisseyi en az 7 dakika analiz ediyorum ya. Kim yapıyor bunu arkadaşlar akşam yayınlarında? Evet, Fatih Şen benimle karıştırmayın hocam demiş. Fatih Bey demiş ki hocam korkuyorum ama duymak istediklerimi söyledin. Yok yok Fatih Bey korkmayın. Siz gündüz benim yayınlara da katını sesli analizleri yarın var mesela. Yarın bir daha sorun ben yine sizi rahatlatırım rahat olun. Ben sürekli ekran başındayım arkadaşlar. Sürekli yayın yapıyorum. Beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar zaten. Evet. Geçelim arkadaşlar. Bir sonraki hissemize Kütahya Şeker. Bugünlerin en popüler hissesi. En popüler şirketi arkadaşlar. Ben bu Kütahya Şeker'in analizini ne zaman yapsam en çok izlenen videom bu oluyor arkadaşlar benim. Hani izlenmesini istediğimizden istemediğimizden değil de. Hani izleniyor. Kim sormuştu bunu? Bunu soran arkadaşlarım şöyle bir şey rica edeceğim. Bu Investing'deki şeyde forumlarda muhakkak Kütahya Şeker'in yeni analizi yapıldı diyerekten duyurumuzu yapsınlar. Evet. Kütahya Şeker. Lütfen aktif olalım. Maliyet durumunuz nedir burada? KTSKR. Yevotek bakacağız şimdi. Bundan sonra Rivart, Sayın Rivart ona bakacağız. Evet, Kütahya Şeker arkadaşlar biliyorsunuz yeni halka arz olan şirketlerimizden garanti malın sahibiymiş iş yatırım şeklinde devam ediyor. Ziraat Vakıf Halk Yatırım. Burada yabancı Citibank'ı görüyorum. Philip Capital'i görüyorum. Eser miktarda almışlar arkadaşlar. Para giriş çıkışlarında bir para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu an 30.84. Bakın orada iki tane çizgimiz var. Şimdi göstereceğim size. Ezberledik artık baka baka. Her check-up'ta Kütahya Şeker bakıyoruz. İlla soruyor arkadaşlar. Halka arz olduğu günden bu yana %59 oranında prim yapmış arkadaşlar. Ağustos ayında %185 primi var. Eylül ve Ekim'de aşağı doğru geliyor. Soran arkadaşım nerede? Kayıp oldu herhalde ya. Yok mu piyasada? Kütahya Şekerci neredesiniz? Evet. Kim toplamış arkadaşlar? Toplayana bakalım. Ziraat, Garanti, Ak Yatırım, Oyak, Osmanlı, Yatırım Finans. Biraz sanki küçüklerin elinde kalmış gibi duruyor mal arkadaşlar. Biraz küçüklerin elinde mal kalmış gibi duruyor. PDS 254, FK'sı 65-25, halka açıklı 19-84. Son çeyrek bilanço kârı 21.741.000. Evet. Şimdi buraya biz iki tane çizgi atmıştık. Şimdi bunların yeni hisselerin arkadaşlar çok fazla grafikleri ortaya çıkmaz. Bunu ilk arkadaşlar hisse check-up yayınında bana sorduklarında şu 35-64 bölgesine biz bir destek atmıştık arkadaşlar. Biz bir destek atmıştık arkadaşlar. Bu 35-64'ü kırmazsa üstünde kalırsa sorun yok demiştik. Bak, oynattık yine ya. Bazen böyle beceriksizliğim tutuyor arkadaşlar. Özür dilerim. 35-64.
Yaşlılık, yaşlılık idare edin bazen beni. Evet, burası. Şimdi bu bölge arkadaşlar kırılmazsa sorun yok demiştik şuralarda. Ve birkaç günde üstünde burayı destek yaptı. Görüyorsunuz, açık net belli zaten. Destek yaptı. Fakat toplamalarını gördünüz arkadaşlar. Biraz küçük yatırımcının elinde kaldı hisse. Ve daha önce çalışan bir bölgeydi. Bakın bu 35-64 bölgesi. Ve arkadaşlar ne yazık ki kırdı. 35-64'ü kırdı. Bugün itibariyle 30-84'te bir kapanış aldı. Burada son olarak 21-96 bölgesini her ihtimale karşı çizdik arkadaşlar. Eğer 35-64 kırılırsa 21-96'ya kadar düşme potansiyeli var dedik. Şimdi iki ihtimali var bu hissenin. Ya buradaki kırılımı yaptıktan sonra şöyle hafif bir derinlik daha alıp tekrar bu bölgelere gelecek ki bu pozitif senaryo. En pozitif senaryo şu an bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha böyle yine spike atar, bir pin bırakır. Tekrar aşağıda kalır. Bu olabilir. Bu tür spike'lar olabilir arkadaşlar. Ama bizim bu senaryomuzu değiştirmez. En olumlu senaryo bu. Yeni alacaklar için bu bölgelerde çok düştü deyip almayın. Tekrar alacaksanız şu 35-64'ün üzerine çıktığını gördüğünüzde o zaman alırsınız. Biz bu derinliği bilmiyoruz ama. Yani bu Kütahya Şeker'de bu derinlik nereye kadar gider? Burada mı döner? Şurada mı döner? Yoksa bizim çizdiğimiz şu 21-96 bölgesine kadar gelir, oradan mı döner? Bilmiyoruz. Ama bu bölgelere kadar gelirse bu bölgelerde çok güzel maliyetlenme bölgesi olabilir arkadaşlar Kütahya Şeker için. Ama biz şu anda Kütahya Şeker için negatifiz. Olumsuzuz arkadaşlar. Toplamasında da bir şey yok. Az önce belirttiğimiz gibi biraz daha aşağı gelme ihtimali ve riski yüksek olduğunu düşünüyorum. En olumlu senaryoyu sizinle paylaştım. Umarım bu olur. Ha, bu olursa da yani o zaman ben şuna inanırım. Ha, bu bölgelere çok gelir mi? Yani inşallah gelmez. Yani şu an gelecek gibi duruyor ama inşallah gelmez. Ama şu senaryo gerçekleşirse ben daha çok mutlu olurum. Neden? En azından şu 35-64 bölgesinin, çünkü halka arzından sonra çalıştığı ilk bölge burası. Burayı terk etmeden yukarı attığını görürüm. Bundan sonraki analizlerde 35-64'ün yani çok ciddi kırılmayacağı kanaatine varır ve hareketimizi ona göre yapmış oluruz arkadaşlar. Kütahya Şeker ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet, geçelim bir diğer hissemiz arkadaşlar. Yeotech bakıyoruz. Bu da yine yeni hisselerimizden. Kayıtlı grafiği var mıydı? Bunun kayıtlı grafiği yok. Bir grafik eklememişiz. Şuradan bunu da görelim. Evet, Yeotech. Kim sormuştu arkadaşlar bu hisseyi? Hemen aktif olalım. Güzel para girişi olmuş bakın. Yeotech aşağılara falan geldi ama. Bakalım yine de. Biraz hafif toplama var gibi. Daha önce sanki yok dedim burada toplamalar. Yeotech burada çıkmadı. Neyse. Ha, siz sordunuz. Burada maliyetiniz neydi sizin? Sayın Rivard böyle söylemekte biraz zorlanıyoruz ama kusura bakmayın. Evet, kim almış arkadaşlar? İş Yatırım Ziraat Vakıf Garanti şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyorum ki 75 bölgesinde. Yani yeni bir şirkete bile Citibank'ı geri alıyor olması güzel bir şey arkadaşlar. Bravo yani. Yeo Teknoloji aslında güzel de bir şirket. Philip Capital 0.64 oranında. 8 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar. Şimdi bu para girişi var derken hani daha çok da olmadı. Hala bu halka arzındaki para girişi de olabilir. 55-65 maliyet. İyi. Yani şu an 76-95 seviyesinde. Şimdi iş yatırım 29-91 diyor. İlk giriş herhalde bu. Bank of biraz toplamış. 65-35 maliyet diyor. Burası biraz karışık. Evet, fena değil. Yani şimdi toplamalardaki paralar arkadaşlar bunlar. Yani bu bize çok faydalı ve şey bir bilgi vermez.
güzel bir bilgi vermez. 76.95 hissenin fiyatı Ekim ayında 0.19 oranında prim kaybı var. Halka açıklığı %20.83. Şimdi Yeotech ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bir kere henüz daha tam grafiği oluşmadığı için Yeotech ile ilgili biz ilk analizimizi yaptığımızda neredeydi? Şuradaydı hisse. Bakın 69'lardaydı. Şu gün biz yaptık. 1 Ekim'de Yeotech, 1 Ekim Cuma günü arkadaşlar. Ben Yeotech ile ilgili analiz yapmıştım. Değil mi? Evet. 1 Ekim'de yapmıştık. Ve bu tekrar 80'leri görecek demiştik arkadaşlar. Tereddüt etmeyin. Ama ondan sonra yeni girişler için riskli olabilir. Elinde olanlar akımda kalsın. Bir rakam verelim. O rakamın altına gelirse satın demiştik arkadaşlar. O rakamda kaçtı? 85 bölgesiydi. 85'in altına geldiğinde artık pozisyonu kapatın demiştik arkadaşlar. 42 maliyetiniz var. Yunus Eser çok güzel. Elinde olmayan arkadaşlar bu bölgelerden girişler tehlikeli. Şuraya kadar düştüğünde arkadaşlar sordu ya hocam çıkacak mı dedim. 80'leri tekrar görme ihtimali çok yüksek. Bir anda bırakmayacaklardır. Malı boşaltmaları lazım. Hatta tam da boşaltamamışlar arkadaşlar. Biraz daha boşaltacaklar. Onu da söyleyeyim size. Gerçi çok da bir şey de kalmamış da. Ama elinde olanlar da 85 bölgesini kırdığında artık pozisyonu kapatsınlar. Ya da pozisyonlarını azaltsınlar demiştik arkadaşlar. Beni geçen yayınlarımda veya sesli yayınlarda dinleyen varsa bu söylediklerimi çok net hatırlarlar. Kayıtlarda mevcut zaten. Şimdi tekrar altına geliyor. Peki ne yapacak? Şimdi burada bir tane. Şimdi teknik analiz çok çalışmaz arkadaşlar ama çalışan bir bölge oluşmuş. Şimdi teknik analiz özü istatistiktir. Bir tanesi bu. 63-75 bölgesi. Bir tanesi de bu arkadaşlar. 55-08 bölgesi. Eğer negatif süreç devam edecek olursa Yeotech'te ki şu anda öyle gözüküyor arkadaşlar. Sata sata bunu 63-75'lere getirirler. Bu bölgeyi görür. Çok yüksek bir ihtimal. Şu an zaten henüz al konumunda ama grafik yeni oluşmuş. 5 ortalamanın altında, 20 ortalamanın üzerinde. Ama onun da altına gelmesi an meselesi. Yani 72-26'da zaten. Eğer 63-75'te tutunamazsa bakın burada çalışmış bir bölge. Buradan bir tepki verebilir. 55.08 son bölgemiz. 55.08 son bölgemiz demek şu demek. Eğer 55.08'i de kırıyorsa arkadaşlar geçmiş olsun. Demek ki hisseyi bu hangi hisseydi? Kale kim miydi? Onun gibi böyle aşağı doğru çekecekler manasına gelir. Ha ben böyle olacağını çok düşünmüyorum. 63.75 en kötü ihtimal 55.08'de bu hissenin tutulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki üstte çalışan bir direncimiz var mı? Var. Bakın bu da 97.10. Pozitif senaryoda diyelim ki ya hocam sen çok şey konuştun. Buralara gelmezse üstte biz nerede stop olalım? O zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce durduğu bölge arkadaşlar bir pin atmış yukarıya. Tekrar altında kalmış. Görüyorsunuz. Pin bölgeleri 97 bölgesi kuvvetli direnç olarak Yeotech için çalışacaktır. Ben bunu da kaydedeyim. Çünkü illaki arkadaşlar bunu günlük sesli analizde bana soracaklardır. Biz de sorduklarında cevabını vermiş oluruz. Evet, Yeotech ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet, geçelim bir sonraki hissemize. DESPC bakıyoruz. Bizde kayıtlı grafiği vardı. Kim sormuştu bu hisseyi arkadaşlar? Despek Bilgisayar. Biraz aktif olalım lütfen. DESPC'de mi? Vedat Bey, Telegram grubu var. DESPC'de. Bakarız birazdan grafiğine. Olabilir.
Kim sormuştu bu hisseyi? Başka bir arkadaş mı sordu, siz mi sordunuz? Peki bakalım arkadaşlar. OYAK varmış malın sahiplerinden. İş yatırım ziraat vakıf şeklinde devam ediyor. Yabancı 0.71 oranında Philip Capital'i görüyorum. Eser miktarda. Bir para çıkışı var arkadaşlar. 2 milyon 407 bin civarında. Gold var. Şimdi DESPC'den sonra Garam bakacağız. Galata Wind bakacağız. Gold bakacağız. Yağız Büyük Tunalıoğlu. Sırayla almıştık yani. Sizden önce sormuştu arkadaşlar. Söylemişlerdi. Bundan sonra Garanti, Galata Wind ve Gold. Rica etsem birkaç dakika daha beklerseniz Yağız Bey, affınıza sığınarak. Evet Sayın Deniz Doğan, bunu aldınız mı alacak mısınız? Nedir durumunuz burada? Şu an hissenin fiyatı 9.15 arkadaşlar. Grafiğini beğenmiştim ama Telegram var diye tavsiye etmemişti. Olabilir. Geçen yıl %208 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bu yıl prim kaybı var %30 oranında. 2 milyon 407 bin lira bir para çıkışı var. Halk Şeker Piramit Vakıf şeklinde devam ediyor. Toplamalarda bir şey yok gibi arkadaşlar. Özellikle şu bölgede biraz küçük yatırımcının elinde kalmış gibi. Credit Suisse ve Bank of Yatırım Finansı da satış kısmında görüyorum. Şu an zaten check-up'ını çok beğenmedik arkadaşlar. PDS 1.90, FK'sı 10.25, 9.07, 9.06 maliyetiniz var. Güzel. Halka açıklığı 50.72, son çeyrekte 12.70, 12 milyon 579 milyon karı var. Bakın biz daha önceki bakmış olduğumuzda şurada orta vadeli yeşil yükselen trend var demişiz. Bunu kırmaması lazım demişiz arkadaşlar. Bakın bunu kırmış. Altına gelmiş. Altına gelmiş arkadaşlar. Evet Eylül'de geçmiş Ferhat Bey. 12'leri 13'leri geçmiş. Aynen dediğiniz gibi sonra da sert aşağı vermişler. Zaten check-up'ta onu söylüyor. Birilerinin elinde bırakmışlar arkadaşlar. Şurada gepli bir açılış var. Bu bir umut yani. Bu bir umut. Hani tekrar gepi toplama adına. Burada destek olarak çalışan yükselen trendimizi aşağı kırmış. Daha ne kadar aşağı gelir? Peki. Asıl ona bakalım şimdi, değil mi? Çalışan bir bölge. Gördünüz mü? Çok net çalışan bir bölge. Arkadaşlar. Nerede çalışmış? En belirgin burada çalışmış. Burada yukarı atmış. Ve yine arkadaşlar yakında ne zaman? Temmuz ayında da bakın yine bu bölgede çalışmış bir bölge. 874 bölgesi. Şimdi maliyetiniz 9.06. Güzel. Şu an hissenin fiyatı 9.15. Ama yükselen trendimizi aşağı kırmış. Bu kötü olmuş yani. Tekrar üstüne atması lazım. 9.49. Şimdi pozitif senaryomuz şu DESPC ile ilgili. Eğer buradaki 9.49 yeşil yükselen tekrar kıracak olursa şu harekete benzer bir hareket daha yapar. Üstte de 11.29 kuvvetli dirençmiş zaten arkadaşlar. Bunu da çizmişiz. Bu da burada çalışmış gördüğünüz gibi. Üstüne atmış, kalamamış, altında kalmış. Direnç, 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 direnç. Sonra atmış ama tekrar bu bölgeye dönmüş. Şimdi iki ihtimal var diyoruz ya arkadaşlar. Bu tür dirençleri kırdığında bazen anlatıyoruz ya mesela bunun üstünü kırdı. Tekrar buraya gelip üstüne atarsa bu bir yükseliş onayıdır. Buradan gir hiç korkma. Ama altında kalıyorsa bu tekrardan bu direnci desteği tekrar kıracak, direnç olarak çalıştıracak ve altına gelecek manasındadır ve aynısını yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Değişmez. Grafiklerin hareketleri değişmez arkadaşlar. Ben yapmıyorum bunu yani kendisi yapıyor. En kötü 8.74'lere kadar sarkabilir. En kötü. Negatif senaryoda. Bunun altını kıracağını düşünmüyorum. O bölgelerden arzu eden toplayabilir. Diyelim. Diyelim arkadaşlar. Ama asıl bu 9.49'un üzerindeki yeşil yükselen trendin üstüne atarsa asıl hareketin o zaman başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada biraz yataya sarabilir mi? Yani volatilitesi yüksek bir hisse gibi duruyor ama şu an hacmi çok yok. Dolayısıyla biraz yataya sarma ihtimali de var. Yani şu 9.49 bölgesi ile 8.75 bölgesi arasında biraz uğraştırabilir. Deniz Doğan bunu da ifade etmiş olalım. Evet. DESPC ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.
Geçelim bir diğer hissemize arkadaşlar. Garan bakıyoruz. Garan. Garan majör hissemiz. Evet, bir paralel çizmişiz garanda. Kim sormuştu Garanti Bankası'nı bize? Evet, aktif olalım lütfen. Bu ara neler yazdınız? Fazla vakit kaybetmek için okumadım ama Garan'dan sonra bir es verip okuyabilirim. Arkadaşlar, video kayıttayken çok onları okumuyorum. Sonra daha sonra izleyen arkadaşlar ya ne oluyor, ne olmuş o gece orada falan diye anlamayabiliyorlar. Evet, Özcan Bey, Özcan. Nedir burada maliyetiniz, aldınız mı? Garan baba hissi zaten. Yani Garan nereden alırsanız kârdır. Sıkıntı yok. Citibank, Deutsche Bank, Garanti, emekli fonları, yatırım fonları zaten babalar almışlar hisseleri. 219 milyonluk bir para girişi var arkadaşlar. 950 şu an hissenin fiyatı. Biliyorsunuz hem bankacılık endeksi, dün bununla ilgili istatistikleri paylaştım sesli yayında, beni dinleyenler varsa. 6.88 maliyet. Ya var ya, harikasınız ya. İşte böyle. Tebrik ediyorum size. Ayakta alkışlıyorum. Sayın Özcan, Özcan. Aceleniz yok. Güzel. 6.77 prim kaybı var. Zaten bankacılık endeksi öncülüğünde biz borsanın yükseleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Garan'da bankacılık endeksi başta olmak üzere bizim endeksimizin hem BIST 30'un hem de BIST 100'ün majör hissesi onunla birlikte yükselecektir. Şurada toplamaya bakıyoruz. Credit Suisse toplamış, Global Ünlü toplamış, Philip Capital toplamış, QNB, A1 Capital toplamış. Bakın, toplama dediniz bu olur yani. Malı toplamışlar. Bir Bankof satmış. Sattığına pişman olmuş mudur? Yatırım Finans satmış. Gerçi Bankof arkadaşlar trader, biliyorsunuz yani. Alır tekrardan yukarıya atar. Yani buradan satar, buradan da alır Bankof'a. Her yer Paris. Bankof için fark etmiyor ona. Evet. Eylül ayında %6,5 oranında prim kaybı var. Ağustos'ta prim yapmış. Ekim ayında 2.81 prim yapmış arkadaşlar. PD 0.59, FK'sı 4.72. Halka açıklığı 50.07, son çeyrekte 5 milyar 453 milyon civarında bir kar açıklamış Garanti Bankası. Şimdi bayağı olmuş biz bu hisseye bakalı ve burada bir ayı kanalı olduğunu düşünmüşüz arkadaşlar. Ve ayı kanalları biliyorsunuz terse kırılır. Muhtemelen ben bu çizgiyi şurada bir yerde Temmuz ayından sonra mı ilk analizlere başladığımda attım arkadaşlar, bu ayı kanalını. Ve gördüğünüz gibi ayı kanalı arkadaşlar terse kırılır, dediğimiz gibi aşağıya kırılmış. Kırılmış ama şimdi topluyor tekrardan, ayı kanalının içine girmek üzere bir hareket yapıyor. Ama artık bu ayı kanalı bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan kısım hangisi? Öncelikle bir tane bir trend atalım arkadaşlar. Şuradan şöyle bir trend alıp atalım. Şöyle güzel bir yeşil trendimiz olsun. Orta vade yükselen trend desteğimiz altta bizi bir karşılasın. Her ihtimale karşı 9 bölgesinde. Bir de yatay destek atalım arkadaşlar. Çalışmış bir bölge defalarca. 8.79 bölgesi. Bakın buralarda da çalışmış daha önce. Şuralarda çalışmış. Bakın, bakın şurada destek olarak çalışmış. Burada çalışmış. Şurada direnç olarak çalışmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yine burada da en son atağını yapmadan önce 3 gün boyunca burayı destek yapmış. Destek olarak çalışmış Garanti Bankası. Yukarıda da bir tane hemen direnç atalım. Şöyle en son görmüş olduğu şu yakın zamandaki 9.97 bölgesine de bir direnç attık. Peki. Şu an 9.50 fiyatında. Al konumunda ve pozitif Garanti. Arkadaşımızın dediği gibi acelemiz yok. Altta önce şu yeşil yükselen trendimiz 9 bölgesini kırmadığı, altta da çok kuvvetli desteğimiz 8.79'u kırmadığı sürece, ki yakın zamanda biz kırmasını beklemiyoruz. Üstte kuvvetli direncimiz 9.97'ye kadar işlem hareketini sağlayacaktır. Uzun vadeli düşünüyorsanız 9.97'yi kırma durumuna göre Garanti'de biraz pozisyon azaltıp aşağı biraz sarkar kar satışı yaparsa üzerinde tekrardan
almış olursunuz. Alt bölgeden biraz daha maliyetinizi, yani kar al yapmış olabilirsiniz. Ama garanti şu anda al konumu da pozitif ve yukarıya doğru hareketini de sürdürecektir arkadaşlar. Evet, garanti ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Yukarıda neler yazıldı? Baktık mı? Ömer Torun. Hoş geldiniz Sayın Ömer Torun. Vestel istemişsiniz ama zaten arkadaşımız Nazif Bey sağ olsun size cevap vermiş. Fatih Yasak. Hocam süpersin demiş. Teşekkür ederiz. Fatih Bey, siz daha çok süpersiniz. Evet, geçiyorum. Mesut Kara. Hoş geldiniz Sayın Mesut Kara. Görmedik sizi de. Geçelim. Evet, başka neler var? Nazif abi yeni gördüm. Kusura bakma. Bedelli bedelsiz onay durumunda hisse yetkisi ne olur tam bilmiyorum. Bilgi verirsen memnun olurum demiş Fatih Bey. Nazif Bey de cevap vermiş sağ olsun. Frigo ile ilgili sormuş. Peki. Geçiyorum arkadaşlar. Müsaadenizle bir su içeyim. Pardon. Ejder meyveli sumiti. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Galata Wind, Givint, Givint bakıyoruz. Kim sormuştu Givint'i bize? Givint. Kayıtlı grafiğimiz var. Güzel. Hemen aktif olalım. Maliyet durumu nedir? Aldınız mı? Alacak mısınız? Almadıysanız niye almadınız? Aldıysanız niye aldınız? Değil mi? Bir de o var. Oo, bir para girişi mi var yoksa halka arzdan daha satmadılar mı? Ama yalnız bayağı düşmüş bu. Demek ki daha satamamışlar. Evet. Sayın Mustafa Teper. Siz sordunuz. Maliyet 4.27. Şu an 4.14'te. Eyvah eyvah. Bakalım. Galata Wind Enerji. Kim de garanti yatırım fonları Citibank şeklinde devam ediyor. Güzel, bak Citibank almış. Yeni halka arz olmasına rağmen %7.71'lik bir paya sahip. Deutsche Bank da almış 4.67. Beklenti güzel. Para girişi güzel. Toplaması güzel arkadaşlar Galata Wind'in. İlk halka arz aldıktan sonra biraz aşağı gelmiş ama Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de güzel prim yapmış. Maliyet nasıl yukarıda kalmış sizin ya Mustafa Bey? Yatırım finans 388, 398, 385 böyle maliyetler bu bölgelerde arkadaşlar. 2.63 PD'si var. FK'sı böyle gözüküyor ama net değildir arkadaşlar, çıkması lazım. Yani check-up'ını çok beğendim arkadaşlar Galata Wind'in. Check-up'ı güzel. Bu ise bir hareket yapabilir. Yapabilir. Halka açıklığı %26.86. Net karı 14.157.000. Zaten bir hareket yapmış değil mi? Ekim ayında yapmıştım bu hareketi de. Gerçi evet, burada da yapmış. Ekim ayındaki şu %10'luk hareket, Eylül ayındaki şu 2.72'lik hareket son dönemlerde olmuş arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Biz zaten kayıtlı bir grafik atmıştık buna. Burada bir yeşil yükselen trendimiz vardı. Önce şu kırmızıyı çizelim. Artık kırmızıyla bir işimiz kalmadı. Yeşil yükselen trendimiz hala çalışıyor olabilir arkadaşlar. Şunu da kaydedelim de daha sonra karşımıza çıkmasın. Altta 3.30 bölgesinin çok kuvvetli destek olduğunu daha önce söylemişiz arkadaşlar bu bölgede. Bir de şu anda yeşil yükselen trendimiz var 3.58'de. Daha önce çalışan, yine halka arzdan sonra ilk çalışan bölge. Bakın burası destek olan bu bölge. Daha sonra altına geldikten sonra direnç olduğu için biz buraya bir tane yatay direnç bölgesi atmışız. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Sonra ne olmuş? Bakın çok dikkat edin. Şuradaki orta vade, yani orta vade demeyelim de yani halka arz olduktan sonraki gördüğü dip bölgede yukarıya
Böyle önce bir spike atmış yukarıya doğru. Bu dirence çarpmış. Dirence çarptıktan sonra nerede durmuş arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün boyunca bu yeşil yükselen trend bizi tutmuş. Tutmuş arkadaşlar ve tekrardan buradan yukarıya spike atmış. İlk attığı harekette kıramadığı bu bölgeyi ikincisinde kırmış. Şöyle bir özetini verdik önce. 4.07. Bunu gün içerisinde arkadaşlar da soruyordu. 4.07 alta kırılmadığı sürece 4.27 arkadaşımızın maliyeti. Bu gündüz sohbette soran arkadaşın maliyeti biraz daha uygundu. Aşağıda bir yerlerdeydi. 4.07 aşağı kırılmadığı sürece 4.43 yukarıda şu bölgede çalıştığı için bir direnç olabilir. Şu bölgede çalıştığı için ama sadece. Ha, çalışmasa yani buralar mesela bak 1, 2, 3, 4, 5 destek çalışmış. 6'da 7'de direnç olmuş. 8'de direnç olmuş. Şu bölge bu bölge çalıştığı için şu bölgeye biz 4.43'e bir direnç bölgesi attık. Peki şu an beklentimiz ne? Biz check-up'ını çok beğendik arkadaşlar. Yani buradan biri ben hisseye gireceğim dese ki niye giriyorsun demem. Yani hacim biraz düşük ama yani fena bir yerde değil hissenin fiyatı. Yani yarın bir tanesi şu an 4.14'te ya. Hocam ben kademeli olarak 4.15'ten toplamaya başlayacağım. 4.07 kırıldığı zaman ikinci kademem almam. Beklerim. Şuranın derinliğine göre hareketine bakarım. Sonra tekrar bu bölgelere geldiğinde belki şu bölgede alırım. Belki çıktığında şu bölgede alırım. Ama Galata Wind şu an alınabilir bir bölgede olduğunu düşünüyorum. Toplamasını beğendim arkadaşlar. Benim bu hisseyle ilgili beklentim önce 4.43 bölgesini küçük de olsa bir değecek. Belki hafif aşağı sarkar ama ondan sonra burayı kırdıktan sonra yukarı güzel hareket yapacaktır. Arife tarif gerekmez. Arkadaşlar biz Galata Wind ile ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Yatırım tavsiyesi değil. İlla gidin alın diyecek halimiz yok arkadaşlar. Evet, Galata Wind ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Geçiyorum bir diğer hissemize arkadaşlar. Golds. Golds'tu değil mi? Az önce Sayın Yağız Bey sormuştu. Soy ismi uzun ve güzel olan arkadaşımız. Buradaysanız, buradasınızdır muhtemelen. Çünkü size ne zaman olacağını söyledim. Göltaş Çimento. Aldınız mı, alacak mısınız? Burada nedir durumunuz? Neye bakıyorlar? Koltuz. Aynen hocam demiş bak. Neydi soy ismi? Büyük Tunalıoğlu. Güzel bir soy isminiz var maşallah. Peki. 37.70 maliyetiniz var. 37.16'da fiyatımız. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar kimdeymiş mal? Ak Yatırım 23.67, İş Yatırım 13.16, Garanti, Deniz, Vakıf şeklinde devam ediyor. Yatırım Finans 2.69'da görüyorum. Yabancıyı burada. Philip Capital var. Eser miktarı hiç hiçbir eser miktarı da geçiyorum. 4 milyon civarında bir para çıkışı var arkadaşlar bu bölgede. Gördüğünüz gibi. Hissenin fiyatı şu an 37.16. Geçen yıl %132 oranında prim yapmış hisse. Bu yıl arkadaşlar 10 ayda %11'e yakın prim kaybı söz konusu. Yapı Kredi, Garanti, Işık, Deniz bir toplama var bu bölgede ama burada çıkış daha fazla sanki. Hissede biraz beklenti azalmış. Yağız Bey. Beklenti azalmış hissede. Check-up'ı çok iyi değil. Check-up'ını çok beğenmedik. Bakalım Eylül'de %10 prim kaybı var. Ekim'de başladığı yerde. Şu anda PDS'i 210, FK'sı 46.68. Bakın büyükler burada biraz elden mal çıkmışlar. Yeni girişlerde olmamış. Halka açıklığı %55, 49.
Son çeyrek karı 3.660.000. Evet, ana pazar hissesiymiş arkadaşlar. Yani çok bir beklenti var gibi durmuyor hissede şu anda. Biraz yataya mı saracak acaba? Şurada güzel bir destek bölgemiz var, 35-35'te. Çok net. Çok net çalışmış. Şimdi beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Ben grafiği böyle sade çalışırım arkadaşlar. Böyle ben de bilirim 40 tane çizgi atmasın. Al atayım mesela. Al bir tane Fibonacci fan atayım size. Al gördünüz mü? Al size 3 tane çizgi. Atayım bir tane daha. Mesela. Al size, al size 20 tane daha çizgi. Ne anladınız şimdi bu grafikten? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Gerek var mı buna arkadaşlar? Gerek yok. Net. Herkesin anlayabileceği net çizgiler arkadaşlar. İstatistik budur zaten. Şimdi dediğimiz gibi check-up'ını çok beğenmedik arkadaşlar. Bu hissenin. Şurada Temmuz ayından beri Fibonacci'de zaten iyice bakın daralmış. Ağzını daraltmış şurada görüyorsunuz değil mi? Biraz daha aşağı doğru daralmış hem de. Aşağı doğru. Şurada biraz daha sanki hareket. Şu bölgede hareket biraz daha sürecek gibi duruyor. Yağız Bey. Altta 35-35'in kuvvetli destek olacağını düşünüyorum. Neden? Çalışmış arkadaşlar. Şu bölgede çalıştı bir bölge. Zaten üstüne attıktan sonra asıl bölge buralarda başlamış. Zaten üstüne çizdiğimiz bölgede burada çalışmış. Yani önce burada hareket etmiş, sonra burada üstüne de sonra atmış zaten. Yine alttaki desteğimiz için şurada biraz değmiş ve yakın vade şurada çalışmış bir bölgemiz. Şu bölgede diyebiliriz. Üstteki direnç bölgemiz ise arkadaşlar bakın şurada çalışmış. Şurada çalışmış. Yine burayı gösterdik zaten. Şu bölgede çalışmış. Defalarca çalışmış, test edilmiş bir bölge. Bizim Colts'la ilgili beklentimiz yakın vade için arkadaşlar yatay biraz daha 35 bölgelerine doğru negatif olacak şekilde hareketini sürdürmesi. Colts'la ilgili beklentimiz. Çünkü hissenin çok bir toplaması yok arkadaşlar. Yakın zamanda böyle spike hareketler yapsa bile yapamaz mı? Yapabilir. Böyle spike hareketleri yapsa bile yani buraya kadar çıkmaz tabii de gözü aşağıda gibi görünüyor. Peki 35-35 tutulacak mı? Şimdi bu bölgelerde tutmuş ama hocam şu an 37'de zaten. Yani 35 bölgesi bir şey değil. Tutacak mı burası? Tutmazsa ne olur? Tutmazsa Yaz Bey siz bu cümleleri duymayın. 27.66. Aşağıda çok büyük risk olarak karşımızda. Golf'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki hisseme Yapı Kredi. Bugün iki tane banka baktık ya maşallah. Yapı Kredi. Kayıtlı grafiğimiz varmış. Yapı ve Kredi Bankası. Evet, bu hisseyi Metin Bey sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aldınız mı, alacak mısınız? Nedir durumunuz Yapı Kredi'de? Şimdi bankalarla ilgili arkadaşlar eğer bir banka hassasiyetiniz yoksa ya ben banka almam demiyorsanız bankalar çok ucuz arkadaşlar. Yani şu PD'ye bakar mısınız? 0.39 yani koskoca Yapı Kredi'nin PD'si. 0.39 olur mu ya? Ya bunun en az birinin üstünde olması lazım. Birinin üstüne çıkması için de hissenin güzel para ya uçması lazım ya. Şu 2.43'tü yani. Çok komik. Yani doların şu anda kaçta biri? Yani 3.5'ta biri mi oluyor? 4'te biri hemen hemen sayılabilir. Trade için alıyorsunuz. Zor bir kağıttır ama trade için Metin Bey. Kendinize güveniyorsunuz maşallah. Çok güzel. Tebrik ederim. Peki kimdeymiş arkadaşlar? Yapı Kredi TEP'teymiş. 41.77 oranında Yapı Kredi var. Citibank'ı görüyoruz. 11.16 HSBC yatırım fonları şeklinde devam ediyordu. Deutsche Bank da %2 oranında burada almış, malı sahiplenmiş. 37 milyon buçuk, 37,5 milyon civarında bir ne var arkadaşlar burada?
Para girişi var. Hissenin fiyatı 2,43. Yılbaşından bu yana %21 oranında prim kaybetmiş. Dün bir istatistik paylaşmıştım bu alt endekslerle ilgili arkadaşlar. Bakın kendi endeksiyle doğru orantılı %20 oranında yılbaşından bu yana prim kaybı var Yapı Kredi'de. Kimler toplamış malı? Bakın Ak Yatırım, QNB topluyor. Bank of, Pirif, BGC Partners. Bakın parayı bunlar buradan kazanıyor zaten arkadaşlar. Güzel de toplamışlar. Ya Bank of'un maliyeti 1,89 civarında. QNB 2,66 civarında maliyeti var arkadaşlar. Peki hala Temmuz Ağustos'ta güzel prim yapmış. Hani o 1480'leri gördük ya, ondan sonra aşağı geldi. Eylül ayında %8 düşmüş bakın. Yani %20 oranında prim yapıyor. %8'lik, %9'luk bir düşüş var. Demek ki hareket yukarı ivmelenecek. Yani biz zaten şu anda az önce garanti için kullandığım cümlelerin aynısını Yapı Kredi ve Akkas için de kullanabilirim. Yani Borsa İstanbul'da yükseliş trendi beklediğimiz için yani bu hisselerde de biz aşağı gelecek diyemeyiz arkadaşlar. Ekim ayında 0,83 oranında bir primi var. Halka açıklığı %30, son çeyrek bilançosundaki karı 3 milyon 685 bin şeklinde devam ediyor. 3 milyar 685 milyon, özür dilerim. Şimdi biz Yapı Kredi Bankası'na böyle bir yükselen bir de düşen trend atmışız arkadaşlar. Çalışmış. Bu zaten çalıştığı için atmışız. Çok güzel bir grafik olmuş. Neden? Bakın daralan bir üçgen var. Bu üçgenden sonra bunu bir yere kıracaktır. Şimdi en kısa da al konumuna geçmiş zaten. Al konumunda ve pozitif. Ve gün geçtikçe arkadaşlar daralan bir üçgene sahip. Burada. Altta 2,32, üstte 2,64 bölgesi şeklinde 2,31, 2,64 şeklinde arkadaşlar bir destek direnç hattımız var. Ve gittikçe gün gün daralan bir grafiğimiz var. Biz bunu yatay pozitif bir hareketle şunun yükselenin üzerine atacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Biz Yapı Kredi Bankası'nda olumluyuz. Yani banka hassasiyeti olmayan, ben alırım diyenler için Yapı Kredi Bankası şu an fiyatı çok ama çok uygun yerlerde, çok rahat alınabilir. Buralardan da güzel para kazanır. Ha, biraz sabredilmeli. Çünkü büyük hisse kaldırmak kolay değil. Büyükler kaldırıyor arkadaşlar bu hisseleri. Ama şu an 2,40 bölgesinde 3-3,5'ları görmesi çok da zor değil. Hani 2,40'tan 3'ü dahi görse bugün nereden baksanız %25-30 civarında bir kar bırakır. Bu da güzel bir kardır arkadaşlar Yapı Kredi için. Evet, Yapı Kredi ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, son hissemiz arkadaşlar, listemizde kayıtlı olan son hissemize bakıyoruz. Sonra sohbet kısmını okuyacağız. ARDYZ demiştik. ARDYZ. ARD Bilişim Teknolojileri. Bizde kayıtlı grafiği yok mu bunun ya? Kaydetmiştik sanki. Allah Allah. Bir daha kaydederiz, bir şey olmaz. Kimdi bu isteği bize soran arkadaşımız? Lütfen aktif olalım. Bir para çıkışı var burada. Timi teşekkür etmiş. Rica ederiz efendim. Sezer Doğan. Pekala. Aldınız mı? Alacak mısınız? Almayı düşünüyorsunuz. Harika. Bakalım şimdi. Kimmiş malı sahibi arkadaşlar? Garanti, İş Yatırım, Citibank, yabancı. Geçen yıl halka arz oldu değil mi? Bu ise 11-10 oranında Citibank almış bunu. ARD Bilişim Teknolojileri. Evet. Bir de Galata Mint'te gördük değil mi? Citibank yabancıyı. Sanki yanlış hatırlamıyorsam. %6,97 oranında almış arkadaşlar. Burada yatırım fonlarını da almış olması güzel. Ha pardon. 6,97 yatırım fonları almış. Citibank almış arkadaşlar. %11 oranında. Philip Capital'i görüyoruz. 1,44 şeklinde devam ediyor. Bir para çıkışı var arkadaşlar. Yani bu almalar bu para çıkışlarına engel değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Malı sahiplenmişler, sadece öyle düşünelim. Bir para çıkışı var 7 milyon civarında. Hissenin fiyatı şu an 43,84. 43,84 arkadaşlar. Kimler almış?
İş yatırım var. Credit Suisse almış, Bankof almış. Bir beklenti var hissede ama beklenti aşağı gelmiş biraz. Çünkü niye? 51 ve 55 maliyetler var. Büyükler de terste kalmışlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Büyükler terste kalıyor mu? Kalıyor. Zarar ederler mi? Etmezler ama terste kalırlar arkadaşlar bu şekilde. Hisse Ağustos, Eylül ve Ekim'de düşmüş. Fena bir yerde değil aslında o zaman. Bakacağız şimdi grafiğine. PD'si 4.51, FK'sı 9.92. Yılbaşından bu yana %9.79, yaklaşık %10 civarında bir prim kaybı söz konusu arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Halka açıklığı %74.86, net kârı 58 milyon 470 demiş. Bakın şuradaki bir düşüş. Bu düşüşte büyükler de kalmışlar ellerinde malla. Ne yapacağız şimdi demeye başlamışlar arkadaşlar. Peki bu düşüş nerede son bulur? Hemen bakalım. Burası tutmamış mı? Burası tutmamış. Aslında buranın tutması lazım arkadaşlar. Bakın şu bölgenin. Ben bunu yine de koyacağım. Neden? Çünkü bu bölgeden uzaklaşmamış hala. Çalışan bir bölge. Bakın ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ben bir şey yapıyor muyum? Bakın çalışmış. Önce direnç olmuş. Üstüne atmış. Az önce bahsettim yani, yükseliş onayı için gelirse dedim yani, bir hisseyle ilgili. Hani üstüne attı. Sonra tekrar altına geldi. Sonra kopma, altına gelmezse, altına geliyorsa bu düşüyor demektir. Hangi iş bankası mı? Yok, neydi o? İş yatırım mıydı? Onunla ilgili bir hisseydi böyle. İşge yok muydu? Evet, işge yok. Orada söylemiştik. Ama bakın örneğine bakın. Gelmemiş. Bakın bu defa bu bölgeyi destek yapmış kendine. Üstünce kalınca ne olmuş? Ekranı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın üstünde kalınca da hop yukarı atmış. Hiç gözünün yaşına bakmamış hem de böyle dikey. Dikey arkadaşlar. Burada çalışmış dediğim gibi, bu bölge burada çalışmış ve son olarak arkadaşlar burada destek olarak çalışmış. Şimdi de son 4-5 gündür bu bölgeyi terk etmiyor. Direnç olarak çalışıyor. Şimdi bu bölgeyi neden çizdim? Şu an şey kapında durum neydi arkadaşlar? Burada Credit Suisse ve Bank of hafif hafif topluyordu. Bir hareketlilik tekrar olmasını umut ediyorlar. Her ne kadar para çıkışı olsa da, para çıkışı olsa da arkadaşlar bu bölgeyi terk etmek istemiyor anladığım kadarıyla. Buradan alacak olan arkadaşım, Sayın Sezer Doğan, almayı planlıyorsunuz yani. Şimdi bu 44-55 bölgesini terk etmiyor ya, hani bu ARDYZ'de. Eğer burayı yarın itibariyle değmez, terk etmeye başlarsa şimdilik uzak durun. Şimdilik uzak durun. Neden? Aşağıda ilk tutacak bölgeyi söyleyeyim size. İlk tutacak bölgesi 41-47. Buraya kadar düşme potansiyeli taşır. Ama burayı terk etmiyorsa, tıpkı şu 4 gündür almış olduğu şu mumlar gibi, şu bölge gibi arkadaşlar, eğer terk etmiyorsa o zaman 44.55 üzerinde ne yapabilirsiniz? Maliyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Peki bizim beklentimiz ne? Şu anda sat konumunda ve negatif kısada. Ben sanki arkadaşlar, sanki burayı aşamıyor ya, 4 gündür deniyor ama aşamıyor ya, destek yapmış, şey direnç yapmış ya bu bölgeyi, sanki şu 41 buçuk bölgesine bir değecek gibi bir durumu var diyelim arkadaşlar ARD YZ ile ilgili. Evet, ARD YZ ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi dikkat ediyorum da arkadaşlar, her bir hisseye 4,5, 5,5, 6,5, 7,5 dakika süre ayırıyoruz. Peki. Rica ederiz Sezer Bey. Sayın arkadaşlar, her sabah 9'da borsada, ondan önce borsa yayınımız var. Evet, 9.45'te 8,5 saat süren borsa derinlik kademe hacim canlı yayınımız var. İlgilenen arkadaşları bekleriz demiş Nazip Bey. Teşekkür ederiz. Şimdi saatlerimiz 23.16'yı gösteriyor. Çok kıymetli moderatörüm Nazip Bey,
Ne dersiniz? Bir hisse bakalım mı? Son bir hisse. Listenin birinci sırasında olan. Evet, Nazif hocam birinci listenin son hissesi benim hocam söz verdi demiş. Fatih Bey'e söz verdik mi biz? Sayın Battaloğlu hoş geldiniz. Bir beğenip çıkacağım demiş. Ayağınıza sağlık efendim. Şeref verdiniz. Sayın Battaloğlu teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar demiş. Sağ olun. Peki Fatih Şen Bey'i kırmayalım. Hangi hisseyse Nazif Bey sizden rica etsem. Fatih Bey'in hissesi hangisiydi? Ona da bakalım. Ondan sonra yayını müsaade isteyelim. Olur mu? Arkadaşlar. Fatih Bey hangisiydi sizinki? Sonuna da bakalım. Ondan sonra çünkü ben bunları tekrar tek tek video şeklinde kanala yükleyeceğim için arkadaşlar benim mesai daha devam edecek buradan sonra yani. Bugün çok banka baktınız ama TSKB. Tamam. Son olarak TSKB bakalım o zaman. Olur mu? Notumu alıyorum. Evet arkadaşlar bir diğer listemiz TSKB bakıyoruz. Fatih Bey aldınız mı alacak mısınız bu hisseyi? Bizde kayıtta grafiği yokmuş. Bugün bankalar günü oldu ya. Hepsine baktım maşallah. Bizim grupta arkadaşlar yazışıyor tabi. Biz tabletinde sesini kısmadık. Sesi geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Ben okuyamıyorum ama grupta yazdıkları için sesi geliyordur. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Almak için demiş. Teşekkürler demiş. Rica ederiz. Şimdi kimmiş arkadaşlar? TSKB'de malın sahibi. İş Bankası, Citibank yabancı, İş Yatırım Vakıf Garanti şeklinde devam ediyor. Citibank'ı görüyorum zaten malın sahiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Deutsche Bank altta 0.72, Philip Capital 0.50 miktarda görünüyor. Hissenin fiyatı şu an 1.21, 942 bin liralık bir para girişi söz konusu. Güzel bir toplamasını gördüm hemen gözüme çarptı arkadaşlar. 24 milyon civarında Bankof'un bir toplaması var. 1.28 maliyetli QNB tacirler garanti şeklinde devam ediyor. Philip Capital'ın da 3 milyon civarında bir toplaması var arkadaşlar. Yatırım Finans burada bir satış yapmış ama önemli değil arkadaşlar. Burada da bir toplama var. Yılbaşından yana %31 oranında prim kaybı var arkadaşlar. 1.21 şu an fiyatı dedik. Nerede kaybetmiş? Şubat, Mart, Nisan eksi geçmiş. Haziran, Temmuz eksi geçmiş. Ağustos fena değil. Eylül eksi geçmiş. Ekim 0.83. Evet bir tepki işlem yapılır mı? Tepki işlem yapılır. 0.52 PDS'ı 3.81 FK'sı var arkadaşlar. Fena değil. Güzel. Halka açıklığı %41.33. Son dönem net karı 478 milyon. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar. BIST 50 hissesi diyelim. Şimdi hissenin bulunduğu yer güzel. Güzel de aşağı gelmiş. Toplaması da fena değil arkadaşlar. Biz check-up'ını beğendik. Yani bu hisseye buradan girilir mi? Bu hisse buradan alınır mı? Yani bu hisse arkadaşlar bir cümle kullanacağım. Bu hisse buradan alınmazsa daha da nereden alınır? Daha da nereden alınır? Şimdi Fatih Bey bekliyoruz yorumumuzu hocam ona göre alacağız diyor ya. Fatih Bey çok korkmayın. Yani korkmayın derken lütfen yanlış anlamayın. Tereddüt etmeden yatırım tavsiyesi değildir. Biraz hareket tabii aşağı yukarı olmuş. Zikzaklı bir hareket olmuş. Böyle yatay bir toplama hareketi olmamış. Şöyle bir hareket olmuş. Buna benzer bir hareket daha bir posta daha yaşanabilir şu şekilde. Trade etme amaçlı bu bölgelerden toplanıp şu bölgelerde satılabilir şu an itibariyle. Ben alta bir tane destek attım. Şimdi söyleyeceğim bunu. Üstte de şimdi bir tane direnç atıyorum. Direnç atıyorum. Neresi o direnç bölgemiz? Şurası daha mantıklı. Şimdi
Orada bir gap de var ama neyse. 1.42 bölgesi. Şimdi burada diyelim ki 1.20'lerden, yani buralardan 1.21'lerden maliyetlendiniz. Hisse aşağı gelecek oldu. Şu 1.14'ü kıracağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. 1.20'lerden alın. Biraz bekleyin, eğer yukarı spike atmazsa. Spike atmazsa arkadaşlar 1.14'lere kadar en kötü ihtimal düşer. Buradan da hareketini yukarı doğru yapar. Sayın Yunus Eser efendim, hoş geldiniz grubumuza, anlatalım grubuna. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık diyelim. Burada 1.14 bölgesine en kötü ihtimalle değer, ama ben bu bölgeyi dediğim gibi kıracağını düşünmüyorum. İkinci parça alımlarınızı, tabi buradan hırs yapıp hemen tek kademe almayın lütfen, sizden rica ediyorum. İkinci parça, üçüncü parça alımlarınızı en kötü ihtimal şuralara geldiğinde alın. Şu 1.42'lere geldiğinde ise biraz pozisyon azaltmakta fayda var. Tabi o günler inşallah olur, geldiğinde tekrar yayın yaptığımızda lütfen burada olun, erken gelin Fatih Şen Bey. Tekrardan bir daha buraya bakmış olalım. Bu şekilde bunu değerlendirmiş olalım inşallah. Olur mu? Evet, TSKB'yi de böyle kaydedelim arkadaşlar. Evet, TSKB ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Sayın Yunus Eser sağ olsun anlatalım grubuna katıldı. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bu hisse check-up yayınlarını yoğun taleplerden dolayı böyle sadece anlatalım grupları başta olmak üzere katıl gruplarına katılan arkadaşlarla özel yapabiliriz. Onun için Yunus Bey erken davrandı sağ olsun. Ayağına sağlık. Onun için belki birkaç hafta sonra arkadaşlar, çünkü süre yetmiyor. Bakın bugün de 24 tane hisseye baktım ben. Her bir hisseye ortalama 5-6 dakika böyle birebir ayırdığımız için, normal hisse analiz yayını gibi düşünmeyen arkadaşlar bizimkini, böyle birebir konuşuyoruz, görüyorsunuz, interaktif oluyor ve şahsa özel yapıyoruz analizlerimizi. Yani böyle iki çizgi çizip şurada düşer burada çıkar demiyoruz. Tüm ne konuşuyorsak onların hepsini anlatıyoruz. Bu nedenle yayınımız özel arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu biraz daha dediğim gibi sadece katıl grubundaki arkadaşlara özel olabilir. Yani sohbet kısmı, yani yayın herkese açık olur ama sohbet kısmında yazmak onlara özel olabilir. Bu nedenle Yunus Eser Bey'i tebrik ederim. Erkenden davranmış oldu. Hayırlı olsun diyelim. Tekrardan aramıza hoş geldiniz. Evet, 1 bölü 3 yarın 1.14, 1 bölü 3 düşünüyorum hocam. Olabilir Fatih Bey. Yatırım tavsiyesi değildir ama. Şimdi biz söyledik diye alırsınız, bu sefer aşağı gelir falan fistan. Kavga etmeyelim sizinle. Evet. Peki arkadaşlar, hepinizin ayağına sağlık. Sayın Selim Güler hoş geldiniz. Size de hoş geldiniz. Arkadaşlar bu ara hoş geldiniz demedim arkadaşım varsa ben özür diliyorum. Kusura bakmayın. Nazif abi yukarıda bedelli iyi değildir demişsin de abi, bedelli belli olmuyor ya, AKFG'ye bedelli yaptı 2 ay evvel, şimdi fiyatına bak. O biraz işte beklenti satın almasıyla doğru orantılı Selim Bey. O bedelliyi birileri haber alıp öncesinde malı çekmeye başladılarsa o da olabiliyor. Ama dediğiniz gibi belli olmuyor. Zaten borsanın en bilinmez şeyi nedir? Bilinmemezliği. En bilinmez derken şu manada, yani bilinebiliyor olsa zaten, %100 bilinebiliyorsa değil mi? Yani bedelli açıklandı düşer, bedelsiz açıklandı yükselir dediğinizde bir bakmışsınız bedelsiz açıklanan düşüyor, bedelli açıklayan da yükseliyor olabilir. O da farklı olabilir. Evet, iyi geceler herkese demiş Seyit Ahmet Bey. Fatih Şen yok hocam, şahsi düşüncelerim bu yönde. Eyvallah. Peki, saygılar bizden. Yunus Eser eyvallah hocam, hoş bulduk. Hayırlı geceler demiş. Pekala arkadaşlar, saatlerimiz 11.30'a yaklaştı. Yarın sizlerin de hepinizin işi var. Biz de sabah ondan önce borsa yayınında tekrardan sizlerle bir arada zaten olacağız. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Nazif Bey sağ olsun bir sonraki check-up yayınımızı da duyurmuş oldu. Salı ve Cuma günleri 20.30'da yapıyoruz arkadaşlar. Bugün yaptık. Cuma günü akşam da tekrar 20.30'da hepinizi oraya bekliyoruz. Güzel ve bereketli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Hayırlı geceler dilerim.
Mesut Kara hayırlı geceler demiş. Tuğhan Öz. Hoş geldiniz. Hocam iyi geceler. Severek takip ediyoruz. Eyvallah. Eksik olmayın. İsminizi ilk defa gördüm. Memnun oldum tanıştığıma Sayın Tuğhan Öz. Her zaman bekleriz efendim. Recep Özdemir iyi akşamlar sizlere de. Sizlere de hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Yarın sabah ondan önce borsa yayınında tekrar bir arada olmak üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Hoşça kalın.